Şekil yetenek iki kısmında birazcık daha için sayma kısmına yöneleceğiz. Biraz açılım kısmına yöneleceğiz. Biraz daha işi zorlaştıracak boyama kısmına yöneleceğiz. Yani birinci başlığımızla başlıyoruz. Örüntü. Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden sayılar, diziler, şekiller, görüntüler gibi ifadeleri biz örüntü diyoruz. Bunun diğer adına aslına bakarsanız mod diyebiliriz ya da tekrar eden problemler diyebiliriz. Ama şimdi örüntüde birkaç ana başlık var. Mesela bir tanesi sayı dizisinde eksik sayıyı bulmak. Bir tanesinde yanlış sayıyı bulmak. Bunlar ki aynı yere geliyor. İşte buradaki hikaye aslına bakarsanız YÖS diye bir sınava ait sadece. Yani ALES'te, DGS'de, KPSS'de böyle bir soru sistemi yok. Ama biz gelip bir gösterelim. Ne olduğunu bir görün. Şimdi diyor ki sayı dizisinin 5. terimi nedir diyor. Ben de diyorum ki önce bu sistem nasıl ilerliyor? Çok hızlı ilerliyorsa kare alma, işte çarpma gibi durumlar geçerli. Yavaş yavaş ilerliyorsa aritmetiktir. Yani toplama ya da çıkarma yoluyla ilerler. Bakalım sayı dizisinin 5. terimi nedir diyor. Önce bunlar arasında nasıl bir ilişki 17. yakalayabiliriz? Hocam Hocam. alttan bir şekil var da birer Bunlar artıyor fark 1 gibi. mesela. Bir İki fark katı. 2 mesela. bir kat Fark iki kat 4 gidiyor. mesela. O zaman burada 1, 2, 4 diye gittiğine 17. göre demek ki ne olacak Hocam burası? ikinin sıfırı 8 ikinin ekleyeceğiz biri. 17. Güzel. 13 Chatten de net. geleni gördüm. Demek ki aradaki fark 8 olduğuna göre bakın 2 katı, 2 katı, 2 katı 9, 8 daha kaç yaptı? 17. Veya Hocam bu arada çarpı herkes nasıl? 2 eksi 1 de olur. Oldu mu? Peki. Çarpı 2 eksi 1 modelini uygularsanız 2 kere 2 4 1 çıkar 3. Çarpı 2 6 1 çıkar 5. Bu şekilde ilerlersem 9 kere 2 18 1 çıkar 17. Peki ikinci örneğe bakın. İyi Karesinin oldu bir mu fazlası. hocam? Çok güzel. Bakın burası 1'in karesi artı 1. Peki burası 3'ün karesi artı 1. Peki buranın çok hızlı büyümesinden zaten olayı ya çarpma ya küp alma ya kare olma gibi bir şey olduğu belli. Peki bakın burası 10'un karesi artı 1. O zaman 101'den sonra gelen sayı ne olacak? 101'in karesi artı 1. Anlaştık mı? Çarpmaya Hocam şu gerek birin yok. karesi artı bir de 3'e geliyor mu? Ne? Birin karesi artı bir de 3'e Aa biz geliyor orayı mu? yanlış başlatmışız. Tamam o zaman soruyu şöyle değiştirelim. Mesela burada hatalı sayı nedir diye sorabilir. Mesela öyle olursa teşekkür ederim Kürşat. Buradaki sayı 1 olur. Onu ben sonra düzeltirim. Geçiyorum. Tamam hocam. Peki. Sayı dizisinin 5. terimi nedir diye soruyor. Buyurun bakalım. 5 hocam. Diyor. Benim karesi. Hocam Beş mesela olur burada çok hızlı da. ilerlemiyor. Farkında mısınız? Hocam Evet. 4 olabilir mi? Beş. Hocam 5, 5. Dört. 5 Hocam verdiler. sıfır seferisi bu. 1 ile 1, Dört 2. mi? 1 ile 2, 3. 2 ile 3, 5. 1 ile 1'i topla 2. 1 ile 2'yi topla 3. 2 ile 3'ü topla. Demek ki cevap kaç? 5. Bu dizinin bir adı vardı. Adı neydi? Fibonacci. Fibonacci. Peki gelelim sonuncuya. Sayı dizisinin 5. terimi nedir diyor. Ben de diyorum ki acaba burada nasıl bir ilerleme? Hocam Yüz 1'e 1'e çarpılıyor. 2 ile 3'ü 108. çarpıyorum. Çok güzel 6. 3 ile 6'yı çarpıyorum. 18. 6 ile 18'i çarpıyorum. Kaç? 108. 108. Ama bakın net bir şekilde söylüyorum. Şimdi bu gördükleriniz şunun terimini bul diye bir ifade asla ALES'te DGS'te asla görünmez. Bakın net der ki aşağıda şu kurallara göre bir sayı dizisi oluşturuluyor der. Yani size kuralı söyler, size onu oluşturursunuz, size ona göre daha ileride kuracağınız bir mantığı sorar. Bu tamamıyla GÖS diye bir sınav vardır onun sistemi. Anlaştık? Geçiyorum. Buyurun bakalım. Şimdi tekrar eden durumlardan yararlanır mesela örüntüler. Örüntüler durmadan tekrar eden bir sistem yaratır. Mesela şey hatırlıyor musunuz? Askerlerin nöbet tutma hikayeleri vardı. İşte bir asker 10 günde bir nöbet tutarsa sallıyorum 15'in nöbetini hangi gün tutar? Bu da bir örüntü modelidir Evet. aslında. Şimdi mesela burada diyor ki bir tele sırasıyla bir sarı, iki mavi, üç yeşil, kırmızı, dört kırmızı, beş bordo, altı turuncu renkte boncuklar takılacaktır diyor. Peki son turuncu boncuk takıldıktan sonra yeniden başa dönülecektir diyor. Şimdi o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Kaç seferde bir olay döngü halinde başa döner? Hocam Hocam kırmızı mont mı? altı değil mi? Kırmızı mı hocam? Kırmızı verdi Özgür Hocam. Şimdi şöyle baktığınız zaman ama 6 durum var ama takılan boncuk sayılarının toplamı da bu olayı değiştiriyor. Şimdi biz bunları toplarsak birden 6'ya kadar sayıların toplamı. Ağustos'tan 6 çarpı 7 bölü 2 değil midir? Evet. Kaç yapar? 21. Peki bu 21 nedir şimdi? Mod. Bir yeşil diye cevap geldi. Mod 21.
Yani her 21'de olay bir kere başa döner. Şimdi bize neyi soruyor? 231. boyunca. Tamam, bir. Evet. O halde 231'i neye bölmem gerekiyor? 21'e. 21. Peki 21'de, 231 içinde 21, 11 kere var. Bu da tam 231 yapıyor. Kalan 0 oluyor. Ve kalan 0 ne demektir? Bence yani şu demektir. Dönüyor. Olay yani başa dönmüş. Başa dönmeden durmuş. Başa dönmeden durmuş. En son. Aynen doğru. Aynen. Yani son kalan bu turuncunun en sonuncusu olması lazım. Yani sorumuzun cevabı nedir? Turuncu. Hocam şey sorabilir miyim? Ben modu 6 evet. düşündüm. Neden 21 oldu mod? Ben de 6 düşündüm hocam. Niye 21 oldu? İyi de 1 sarı, 2 mavi deyince toplam 3 bilye takınca 1'i sarı, 2 mavi. Ben 1-2 diye düşündüm tamam hocam. Öyle tamam. değil. Birinci sarı, ikinci mavi demiyor ki. 1 sarı, 2 mavi, 3 yeşil diyor. Toplam anladım. Her 21 boncukta tekrar başa dönüyor. Anlaştık? Güzel. Geçtim. İkinci sorusu. Diyor ki, dede toplam 425 boncuk takıldığında bu boncuklardan kaç tanesi yeşil renkli olur diyor. E döngümüz 21 boncuk değil mi? Ne yapacağız? Evet. 425'i 21'e böleceğiz. 21'e böleceğiz. 42'de kalan, 20 evet. kere var. 420 oldu. Kalan 5 oldu. Şimdi bak, şu şimdi bölme işleminin anlamı bu işlem 20 kez yapıldı demektir. 2 oradan. O zaman 20 kez yapıldığına göre. Şimdi 20 yeşil olur hocam. 20 tane tur takıldığına göre. 20 tur. Her turda kaç yeşil görüyorsunuz? 3 yeşil var. Bir de kalan 5'imiz var. 20 kere 3. 60. Burada en fikir miyiz? Artı 2. Evet. En fikir miyiz? Şimdi buradan evet. sonra başa takıldığında birinci sarı, ikinci mavi, üçüncü mavi, dördüncü yeşil, beşinci yeşil, altıncı yeşil diye gitmiyor mu? Peki bizim evet. arta kalan kaç boncuğumuz evet. var? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki tam şurada o boncuk takılma işlemi durmuş. Değil mi? Hı hı. Bu da bana ekstradan 2 boncuk daha verildiğini ve toplamda 60 artı 2 toplam 62 tane yeşil boncuk takıldığını gösterir. Tamamdır. Aynen. Bir daha söylüyorum. Demek ki bir neymiş örüntüde? Birinci mantık sayı dizisinde eksik olan sayı, yanlış olan sayı bulundur mu? İkinci mantık neymiş peki? İkinci mantık. Tekrarlayan sayıları, tekrarlayan durumları yakalayabilmek. Şimdi üçüncü duruma geliyorum. Evet. Şekil tekrarlarını yakalamak. Şimdi bu benim derslerde genellikle klasik çözdüğüm bir soru. Burada tekrar bir çözeyim. Siyah ve beyaz altıgenler kullanılarak şekilde gibi süsleme yapılmış diyor. Şimdi baktığınız zaman şekil bir yerde sürekli tekrarladığı için buraya 3 nokta konmuş. Peki ben de diyorum evet. ki bu 3 noktanın kaç seferde bir tekrarlandığını görmek için bloklar çizdim. Bu çizdiğim bloklar ne biliyor musunuz? Az önceki bilye sorusunda mesela 20 tane tam bölümlerini gösteren yer gibiydi. Evet hocam. Şimdi herkes şimdi şuna bir baksın. Şöyle başlayayım. İlk beşli de baktığınız zaman şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? 3 beyaz, 2 siyah var. Değil mi? Evet ve bu her seferinde tekrar ediyor. Peki ikinciye baktınız gene 3 beyaz, 2 siyah var. Gene 3 beyaz, 2 siyah var. Demek ki bu sistem nasıl tekrarlıyor? 3 beyaz, 2 siyah üzerine kuruluyor. 2 siyahla tekrar ediyor aynen. Peki şimdi şuna bakın. Şimdi bize diyor ki bu süslemede 30 siyah altıgen var diyor. O zaman 3 beyaz, 2 siyah olduğuna göre kaç beyaza 30 tane siyah dışarı 48 hocam. Yakın ama olmadı. Hocam. Peki şimdi soralım. 48, 45. Ben sandık ki 2 pardon. 45. Şimdi bu bunun kaç katı? Bunun kaç katı 32'nin? 15. O zaman demek ki x de 3'ün 15 katı. Şu anda kaç oldu? 45. Ama bakın ben daha şuraya kadar saydım. Peki 2 de fazla burada evet. olduğuna göre demek ki 47 olacak diyorum. Demek sorumuzun cevabı 47. Evet. Anlaştık mı? Bu hı-hı. ALES sınav sorusu. Var mı burada bir sıkıntı? Yok hocam. Çok güzel. Geçiyorum. Buyurun bir altındaki soru. Biraz daha kolay bir soru. Hadi bu sizde olsun. Biraz daha kolay mı? Biraz daha kolayı bu. Bunda direkt çünkü fazlalığı yok.
Şimdi bize verilen sisteme bakalım. Bize verilen sistemde tekrar eden bölükleri anlamaya çalışalım. Bakın. Şuradan bir çizgi çiziyorum. Buradan bir çizgi çiziyorum. Şimdi o çizdiğim mavi blokların arasına bakar mısınız? Nasıl bir görüntü? 3-2-3-2. 2-4-5 beyaz var. 3 siyah var. Diyebilir miyim? 5 beyaz var. 3 siyah var. Diyebilir miyim? Çok güzel. Peki bu sistem ta en sonuna kadar böyle ilerliyor. Gördünüz mü? O zaman 5 beyaza 3 siyah geliyorsa kaç beyaza 60 siyah gelir desem olur mu? Kaç katı? 20 katı. Bu da bunun 20 katı olacaktır. 5 kere 20 kaç? 100 olur. Bu da tamam mı? Bak bu evet. Araların en popüler soru tarzlarından bir tanesi budur. Onu söyleyeyim. Buyurun bakalım, bu da TYT versin. Niye 2 ile topladık? Efendim? Biraz önce niye 2 ile topladık? 45 artı 42 yaptık o zaman. Ama 45 artı 2 orada yaptık. Orada tam bitmiyordu. Bak şöyle bir durum vardı. Orada bizim koyduğumuz blokların şöyle bakarsan tam düzenli 5-5 ilerlerken bu 5'i kestiğiniz zaman şu fazlalık 2 tane sarkıyordu. Aynen tamam. Ama burada öyle bir durum yok. Burada tam sayılıyor. Peki buyurun bakalım. Hadi ben size bıraktım. TYT sınav sorusu. Hocam 37. Özgür hocam dedi ki ne veriyorlarsa o kardeşim. 37 hocam evet. 4'e 4. 1'e 1 yani. Nereden yakaladınız peki? Tam çizgiyi nereden vurdunuz? Tam neşleri nereden vurdunuz? 1'e 1 dediğinize göre sayı eşit olacak şekilde gitmeli bakın. 1 siyah, 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 siyah. Tekrar şununla aynı yere gelen şu. Görüyor musunuz? Bak, o zaman ben neşleri buradan vursam. Kaç tane var bu mavinin çizginin solunda? 4 beyaz, 4 siyah var. Görüyor musunuz? Peki niye neşleri buradan vurdum? Başlayan aynı şeyi buldum ki. Dolanmayı yani örüntüyü tekrar görüyorum. Peki şuradan bir neşler daha vursam. Burada ne görünüyor? Şuradan. Bakın siyah 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 siyah. Siyah 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 siyah. Zaten 2 beyaz yukarı 2 aşağı. 2 beyaz yukarı 2 aşağı. Peki gerçekten böyle bitiyor mu? Şimdi ona bir bakalım. Pardon. Gerçek 38 olmuyor mu? Bilemem şimdi. Son buradan baktığınız zaman şuradan baktığınızda şu neşleri de vursam. Sanki olay şöyle az önce ilk çözdüğüm soruya benziyor. Şu fazlalık kalıyor. Peki burada beyazlar ve siyahlar eşit mi? Her bir parçada 3 beyaz var her bir kolonda. 3 tane siyah var. O zaman kaç siyah varsa bence şu parçalar içinde de o kadar siyah vardır. Yani aslında şu bölümlerde toplam kaç beyaz varsa o kadar siyah vardır. 37. Hocam 4 siyah 4 beyaz yok mu? 4 siyah 4 pardon şeyi yanlış yazdım özür dilerim. 4 beyaz 4 siyah var. 4 beyaz 4 siyah var. Her birinin içinde bu kadar var. Yani eşitlik olduğu için umursamayacağım zaten. Ben daha şunu düşünmeye çalışıyorum. Buraya kadar bir saniye. Evet, şimdi buradaki mantığa göre 4 beyaz 4 siyah, 4 beyaz 4 siyah, 4 beyaz 4 siyah diye gidersem buradaki parça üzerinde şu kalan fazla bir siyahtır. O halde 37 tane siyah kare olduğuna göre 36 tane beyaz olması gerekir. Yani cevap bolu olur. Özgür hocam. Hocam ters yaptım. Aslında çıkaracaktım. Ben bilemem. Evet dinliyorum. Sizin bir sorusu var. Buyurun. Birebir aynı olmak zorunda mı tekrar eden şey? Mesela ben şey diye düşünmüştüm. 4 siyah kare ama beyaz karede 2 siyah var. Yani 4 sen, toplam karede 2 siyah var. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Sen örüntü yakalayamazsan o zaman tek tek her seferinde saymak zorunda kalırsın. Bu da modeli sıkıntı yaratır. Bizim amacımız kolay sayabilmek. Şimdi sen şöyle düşün. Sen ben bu çizgiyi buradan vurduğum zaman ne görüyorsun? Bana onu söyle. Şu sol tarafta, şu kutunun içinde.
İşte 3, 6, 8'de 4 siyah. Mevzu değil ki. Mevzu ikinci kutunun tekrar bunun aynısı olması. Birebir aynısı olması. Tabii ben hani aynısını ben... buluyorum ki saymanın kolay olmasını sağlamaya çalışıyorum. Yoksa sayamam. Şansımıza şöyle bir durum oluyor. Bak burada özür dilerim. 4 beyaza 4 siyah gelmesi bizim işimizi kolaylaştırıyor. E aynısı en sonu şurada da göründüğüne göre demek ki her bir blokta eşit sayıda siyah ve beyaz var. Şu fazlalık olduğuna göre siyahlar demek ki bir fazla. Siyahlar bir fazla olduğuna göre demek ki beyazlar 36 olması lazım. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Mesela Özgür Hocam şunu yakalamadı, dikkat etme. Özgür Hocam burada neyle başlıyorsun? Siyahla. Siyah. Burada neyle bitiyorsun? Siyahla. Siyah. O zaman siyahın bir tane fazla olduğunu gösterir zaten. Normalde bir şey eşit sayı nasıl başlar? Siyah beyaz, siyah beyaz diye başlar. Siyahla başlarsa beyazla biter. Doğru mu? Hocam onu yakaladım da yanlışlıkla toplu. Ters. Siyah. Peki. Olur. Sağlık olsun hocam. Evet. Buyurun. Sıradaki soru. Yine bir ALES sorusu. Kenar uzunlukları 15 birim ve 21 birim olan şekildeki dikdörtgensel bölge birim kareleri ayrılıp bu bölgedeki karelerin bazıları siyah boyanarak bir örüntü oluşturulmuştur diyor. Ben de şimdi size şöyle bir şey gösteriyorum. Bakın. Burası beyazla başlamış. Görüyor musunuz? Beyazla bitmiş. Ben de diyorum ki burayı karalıyorum. Burası olmadığını varsayın. Peki o zaman şöyle olur mu? Bakın. Şuradan sayalım. Hatta şöyle de karalıyorum. Daha güzel görün diye. Şimdi şuraya bakar mısınız? Bakın. Şuraya bakın. Beyaz, siyah. Beyaz, siyah. Beyaz, siyah. Beyaz, siyah. Peki burası beyazla başlayıp siyahla bitiyor mu? Hı. Şu bölüm bakın, evet. Görüyor musunuz? Bu neyi gösterir? Hocam, ikisinin de aynı sayıda olduğunu. Peki, siyahla güzel. Beyaz. Şimdi ben burayı silersem, 21 sütundan 20 sütuna düştüm mü? Evet. O zaman bence bu sütunda 7 siyah vardır diyebilir miyim? Şu süt, şuradaki satır üzerinde. Peki, doğru. Şunu karaladığıma göre 15'ten 14'e düşer miyim? Peki burası da siyah beyaz, siyah beyaz diye gittiğine göre 7'sinin siyah olduğunu iddia edebilir miyim? Evet. Yani şöyle, özür dilerim şunu yanlış yazmışım. Burada 10 tane siyah, burada ise 7 tane siyah olduğunu iddia ediyorum. Peki bu satırda yani 10 siyah, burada 7 siyah varsa sanki şöyle bir görüntü oluyor bakın. 10'a 7. 7. Demek ki 10 çarpı 7'den burası kaç yapar? 70 tane siyah. Anlaştık mı? Evet. Peki bu daha zor bir soruydu. Bence birazcık daha zor bir soruydu. Peki ben buna şöyle bir isim verseydim mantıklı olur muydu? Bakın şu kolona. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Böyle böyle gitseydim. Şuraya 21 deseydim. Siyahları terim sayısına göre ayarlayabilir miydim? Terim sayısı. Ne hocam? Terim sayısına göre. 2 siyah, 4 siyah, 6 siyah, 8 siyah, 20 siyah. Son terim. Evet. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. Yani 10 siyah olur. Aynen öyle. Değil mi? Peki burayı da şöyle gitseydim. 1, 2, 3, 4 diye gitseydim. Burada 15'e kadar olurdu. Bu da 14 olur. O zaman evet, buranın terim doğru. Sayısı da son terim, eksi ilk terim. 14. Son terim, eksi ilk terim. Değil mi? Evet. Böyle artış miktarı artı 1'den kaç olurdu? 7 olurdu. 7 kere 10, 70. Buradan da gelirdi. Anlaştık mı? Aynen hocam. Çok güzel. Geçiyorum. Buyurun bakalım. Şimdi iyi bir soru geliyor. Lütfen soruyu iyice bir okuyun. Ben size soruyu aynı zamanda dıştan da okuyacağım. Aşağıda bir trafik ışık sistemi gösterilmiş. Bu sistem çalıştırıldığında önce en üstte bulunan kırmızı ışık 45 saniye yanıyormuş. Yani ilk başta kim yanıyor? Kırmızı ışık 45 saniye yanıyor. Anlaştık? Sonra diyor ki daha sonra sarı ışık 15 saniye. Sarı ışık 15 saniye yanıyor. Şöyle yazdım. Daha sonra ardından altta bulunan yeşil ışık 75 saniye yanıyor. E sonuçta bütün yaya, hani yayalar geçmesi durumunda ya da kavşaklarda bulunan ışıklarda kırmızı, sarı, yeşil, sarı şeklinde bir döngü vardır değil mi? Sarı arada bir yanmak zorundadır. Peki. Daha çok arabaların olduğu yerler tabii. Şimdi yeşil ışıktan sonra tekrar diyor bak, tekrar diyor, sarı yanıyor diyor 15 saniye. Şimdi görüntüyü bir de bak şöyle göstereyim. Kırmızı 45 yandı. Sonra sarı 15 yandı. Sonra yeşil 75 yandı.
Yani buradan buraya geçtiniz, buradan buraya geçtiniz. Sonra tekrar sarıya dönüyorsunuz. 15 saniye. Peki bu döngü kaç saniyede bir tamamlanıyor? Buranın toplamı kadar. 45, 60, 90 daha. Demek ki her 150 saniyede bir tekrar kırmızı ışığı görüyorsunuz. O 150 diyebilir miyim yani? Her 150 saniyede bir tekrar kırmızı ışığın başlangıcına geliyorsunuz. Kabul mü? Evet. Evet hocam. Peki. Yandaki şekle göre sistemde sarı ışık yanmaktadır diyor. Sarı ışığın sönmesine 10 saniyelik bir süre vardır diyor. Yani üzerinde yazan sayı onun sönmesine kalan süre. Anlaştık mı? Yani yanacağı süre değil. Pardon. Yandığı süre değil. Yanacağı süre. Peki. İlk soruyu okuyorum. Sistemde sarı ışık yanıyorsa sistemin çalışmaya başlamasından itibaren geçen süre aşağıdakilerden hangisi olamaz mı? Peki ben de size sistemin çalışmasını kurguluyorum. Ekleyerek kurguluyorum. İlk kırmızı kaç saniye yanacak? 45 saniye. 45. Kırmızının bitmesi 45 saniye sürecek mi? Evet. Sonra sarı yandığı zaman bunun bitmesi 60. saniyede olacak. Doğru mu? Doğru. Peki sonra yeşil 75 saniye yanacak. 135. saniyeye gelecek. Evet. Doğru mu? Peki sonra sarı bir 15 saniyede yanacak. Sarının bitmesi 150. saniyeyi bulacak. Sonra kırmızının tekrar başa döndüğü andan itibaren 195. saniyeye gelecek. Peki şimdi bakın. Aslında buradaki döngüdeki bazı olaylar net. Şu iki sarı arasında kaç saniye var? 90 saniye. O zaman 195'in üzerine sarı olduğu zaman burası 210 olacaksa öbür sarıyı görmemiz bence 300. saniye olacaktır. Diyebilir miyim? Evet. Peki aradaki yeşil ne kadar süre yanacak? Nerede yanacak? 75. 75 eklerseniz burası 285 mi olacak? Evet. O zaman ben size sarının yandığı yerleri gösteriyorum bakın. Sarının yandığı yerler. Bir izleyin şimdi. Bence sarının ilk yandığı aralık şu aralık. 45 ile 60 aralık. Sonra 135 ile 150 aralık. Sonra 195 ile 210 aralık. Sonra 285 ile 300 aralık. Peki soruyu okur musunuz şimdi? Bu sistemde sarı ışık yanıyorsa sistemin çalışmaya başlamasından itibaren geçen süre aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 140. saniyede sarı yanar mı sizce? Hayır. Yanar. Yanar. 140. saniye şurası değil mi? Şu aralık değil doğru mi? Aralıkta sarı yanar. Peki 200. saniye. Yanar. Bakın şu aralık yanar. 250. saniye. Yanmaz. Yanmaz. O bu arada. Bu arada kim yanar? Yeşil. Yeşil. Peki 290. saniye. Bakın şu aralık yanar. 300'den sonra tekrar başa döndüğü için 345'ten sonra 350. saniye tabii ki bu da yanar. Şu yanar, bu yanar, bu yanar ama bu asla yanmaz. Yani cevap 250. saniye. Ve bence çok güzel bir soru. Bayağı. Anlaşıldı mı? Zor bir soru muydu? Peki geçtim. Farklı olmak bir zaman alıyor. Aynen. Buyurun. Yukarıdaki görünüm ikinci döngü içinde olduğuna göre sistem kaç saniye önce çalışmaya başlamıştır diyor. İkinci 165. döngü ise vay güzel. Kırmızı. 165 evet. Yeşil. Şimdi neydi? Sarı, tekrar kırmızı. Kırmızı kaç saniye? 45. Biliyorum. Orayı tekrar hatırlatacağım. Sarıya 15. Yeşile 75. Sarıya 15. Buranın toplamını ben size ne demiştim? 150 saniye demiştim. Şimdi bak, aynen, özellikle bu şikayetçiliği niye yapıyorlar biliyor musunuz? Buradaki 30. İnsana şey çağrısı veriyor. Ulan 150 dönmüş, bir 30 daha dönecek. Toplam 180 gibi geliyor. Ama bu neyi gösteriyordu? 15 geçmiş. 15 saniyesinin yandığını. 15 saniyesi yanmış, geriye 30 saniyesi kalmış. Yani bu sistemden 15 saniye kırmızı sadece yanmış. Demek ki 150 evet, artı 15 sistemin kaçıncı 160. saniyesidir? 165. saniyesi. Anlaştık? Evet hocam. Anlaştık mı? Evet hocam. Güzel. Peki. Siliyorum. Geçiyorum. Bunun son sorusu. Buyurun bakalım. Yukarıdaki görünümden 120 saniye sonra yeni görünüm aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi bakın sarının yanmasına 15 saniye. Pardon burası yeşil miydi? Yeşildi. Yeşil hocam. Yeşilin yanmasına 15 saniye varmış. Peki yeşilden sonra bir sarı 15 saniye daha yanacak mı buraya çıkacak? Evet 30 saniye çıkacak o zaman.
Peki arkasından kırmızı 45 saniye yanacak mı? Hı hı. Arkasından tekrar sarı ne olacak? 15 saniye yanacak mı? Hı hı. Peki kaç oldu? Hı hı. 15, 30, 45, 90. 90. saniyeye geldik. Peki sırada ne var? Yeşil, sarı, kırmızı, sarı. Şimdi kırmızıdan sonra tekrar sarı geldiğine göre şimdi tekrar nereye geldik? Yeşile. Yeşile. 120 saniye tamamlanması için 45, 45 daha 90. Yeşilin bir 30 saniye yanması lazım. Peki yeşil toplam kaç saniye yanıyordu? 75. 30 saniyesi yanarsa o zaman yeşilden geriye kaç saniye kalır? 45. 45 saniye. O zaman sizce görüntü hangisi olacak? Edirne. Edirne olacak. Oldu mu? Evet. Emin miyiz? Şimdi yeni başlığımız fraktal. Fraktal örüntünün bir modelidir. Nasıl bir modeldir? Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi fraktal dediğimiz modelde mantık şudur. Şimdi siz sistemi kurarken şunu düşünürsünüz. Sistem gitgide küçülür ama modeller hep aynı kalır. Bakın mesela şunu görüyor musunuz? 5 tane parmak var burada. 5 tane parmağa bağlı 5 parmak daha var. Buna bağlı 5 parmak daha var. Ürkütücü gözükse bile fraktal dediğiniz böyle bir şeydir. Şekiller küçülür ama görüntüler değişmez. Tamam, örüntüden farkı budur. Bu sonsuza kadar böyle gider. Örüntüde ne yapar? Bir yerden sonra tekrarlama işlemi de olabilir. Anlaştık? Mesela, bakalım örneği. Diyor ki bana, şimdi başlangıçta bir tane K harfi varmış. Birinci adımda K harfinin iki ucuna birer tane K gelmiş. İkinci adımda K harfinin iki ucundaki K'nin üzerine 4 tane K gelmiş. Bu aslında bir sayı dizisi oluşturuyor. Başlangıçta kaç tane K harfi var? 1. Birinci adımda 3. İkinci adımda 5. Üçüncü adımda 1, 3, 7, 8 de buradan geldi 15. Peki. Evet. Şimdi soralım. Sizce altıncı adımda kaç tane K harfi var? Ben cevap vereyim. İkinci adımda 5 mi? Daha fazla hocam. İkinci adımda 5 anlamayamayacağım. 7 mi? 7. Pardon, orası 7. E böyle daha iyi oldu. 4, 6, 7. Doğru. Daha iyi oldu. Niye daha iyi oldu söyleyeyim mi? Bunların hepsini bir 1 ekler misiniz? 1 ekleyin bunların hepsini. 2. 4. 4. 8. 8. 16. Bu size bir çağrışım yaptı mı? Evet. 2'nin hocam. Birinci kuvveti. 2'nin karesi. 2'nin küpü. 2 üzeri 4. Bakın şimdi burada 3. adımda 4 tane var. Görüyor musunuz? O zaman evet. Sizce 6. adıma ne gelecekti? 2 üzeri 7. 25'i. 2 üzeri 5. Kaç? 2 üzeri 5. 32 eksi 1. Olur mu ya? Bu adım sayısından bir fazla üst. 6. adımda bence 2 üzeri 7 olacaktır. Pardon. Evet. Yani 128. O zaman 128'den 1 çıkarıyorum. Demek ki 127 tane büyük K harfinden ne yaparsınız görürsünüz. Anlaştık mı? Biri niye çıkardın? Anlamadım. Efendim niye biri çıkardın? İyi de her yere durup dururken bir ekliyorsak en sonunda da bir çıkarmak zorundayız herhalde değil mi? Bak bir daha göstereyim. Burada kaç tane K harfi var? Bir tane. Burada? 3 tane. Burada? 7 tane. Burada? 15 tane. Ben buraya 1 ekleyince 2 oldu, 4 oldu, 8 oldu, 16 oldu derken, durup dururken 1 eklerken hiç itiraz etmediniz. Değil mi? O zaman en son burası 128'i gösterdiğinde aslında cevap bunun bir eksi 127 değil midir? Kolay olsun diye 2'nin kuvvetini aldınız yani. Peki isteseydim şöyle yapardım bakın. 1, 3, örüntü. 7. Örüntüyü de döndürüyorum şimdi. 15. Zaman şöyle kayboluyor zaman hocam. Çarpı 2 artı 1 yapıyorum. Evet. 3'ün 2 katı 6, 1 daha 7. 7'nin 2 katı 1 daha 15. 15'in 2 katı 1 daha 30. 31 aynen. Pardon. 31'in 2 katı 62, 1 daha 63. 63'ün 2 katı 126, 1 daha 127. Olur mu olur ama böyle yapmak öbüründen daha uzun sürer. Ben şey düşünmüştüm. 2 ile 1. kuvveti eksi 1 şeklinde başlatmıştım örüntüyü. Olur. Eksi 1'de oradan yakaladım. Aynen. Geçtim. Yukarıda verilen fraktalın 6. adımında küçük üçgenlerden kaç tane vardır diyor. Yani en küçükleri istiyorum. En küçüklerden kaç tane vardır? Bir tane.
Şimdi unutmayın, her adımın içinde kendi küçük üçgenleri var. Mesela birinci adımda kendisi küçük üçgen, bir tane. İkinci adımda kaç tane? 4 tane. 3 tane. Niye? Üçgen, en küçüklerini soruyorum. En küçükleri. Ha, küçük üçgen, anladım. 3, 6, 9 tane. Efendim Merve? 6, 8, 8 hocam. Anlamıyorum ki. Sesin birinci kesiliyor. Adımda küçük üçgen diyorum. Şimdi birinci adımda bir tane üçgen olduğuna göre zaten kendisi küçük üçgendir. Hmm. 27'den fazla cevap bence. 241 hocam. 305 soralım. Birinci adımda bence 350 sıfır tane var. Olabilir hocam. 355 olacak. İkinci adımda 351 mi? Şimdi burada yazan adımdan bir eksik bence. Evet. Peki burada ne yazıyor? 9 tane bakın sayayım. 1, 2, 3. Her üçgenin yanında 3 tane var. 9 tane. Bu 3'ün karesi mi? O zaman bence burada yazan adım numarası kaçsa onun bir eksiği kadar. Demek ki 6. adımda kaç tane vardır deyince 355. Evet. Kaç yapar? 240. Hocam aslında tamam. Ben şey de düşünmüştüm ya. Yani her defasında en yeni oluşan üçgenleri sayacağız. Öyle mi yani? Yeni oluşacak üçgenleri sayacağız. En küçük üçgenlerden kaç tanedir dediği anda o sistemin içindeki en küçük üçgeni soruyor. Biz ne yapıyoruz? Adım oluşturuyoruz ki bu adım da nasıl ilerlediğini anlamaya çalışıyoruz. Yani aslında fraktal dediğiniz şey bir örüntü modeli ama sonsuza giden bir örüntü modeli. Biz diyoruz ki birinci adımda ne var, ikinci adımda ne var, üçüncü adımda ne var? Ha demek sistem buymuş. Bir formül çıkarıyoruz yani. Peki geçiyorum en sevdiğim yere, kareleme. Şimdi şekilde kaç tane kare vardır soruları gelmeye başladı şimdi. Şimdi bu Ales'in gene sorduğu soru biçimlerinden biri. DGS'de daha önce bir kere sordu mu? Bir kere sordu ama çok eski bir tarihte sordu. Şimdi diyor ki bana şekilde kaç tane kare vardır? Lütfen iyi izleyin nasıl yapacağımı. Bütün hepsini aynı şekilde çözeceğim. Önce kare dediğiniz şey şu gördüğünüz birebirlik parçayla başlar. Kaç tane kare var burada? Bir tane. Değil mi? Peki bunun gibi kaç tane var şu çizdiğim kırmızı gibi? 3 burada var. 6, 8, 10. Öyle mi? Ne güzel saydı. Bir sayma modeli mi olması lazım? Değil mi? Şöyle olması lazım. 3, 6, 9. Bence bir birimlik karelerden 3 yatayda var, 3 dikeyde var. 3 kere 3, 9 tanedir. Peki sadece bu mu var karelerde? Şu yok mu? Şu da bir kare değil. Tabii ki. 2 çarpı 2'lik şu kare yok mu? Peki bu kareden şu yok mu? Bakın. 13 tane hocam herhalde. Şu yok mu? Niye çizemiyorum? Bence şu var. 2 oldu mu? Peki başka var mı? Altta da var 2 tane. Şurada da var bakın. Bir tane. Şurada da var bir tane. 4 tane var mı? Evet. Ben bunu tek tek sayarak niye uğraşayım ki? Direkt şunu söylesem olmaz mı? Burada gördüğünüz karelerden 2 birimlik olanların kenarlarını çarparak düşünün. Burada 1, 2 tane var. Burada 1, 2 tane var. Yani cevap 2 çarpı 2'den 4 tane mi? Peki başka kare var mı? Kendisi. Kocaman kendisi var. Görüyor musunuz? Kendisi de bir kare olduğuna göre 3 birimlik kareden kaç tane var? 1 çarpı 1, 1 tane var sadece. Toplamda demek ki buranın toplamı kadar kare var. 13 tane var. Tamam mı de? 14 hocam. 14 tane. Bak sana uyduk hocam. Vallahi. Duyurdum. Ben bütün kareyi saymadım. Ya ben 13 deyince sana uydum bu sefer. Peki. Şimdi bir sistem nasıl ilerliyor? Bana bir söyler misiniz? Sistem nasıl ilerliyor? Nasıl yakaladım yani? Sistemin başlangıcını nasıl yaptım, nasıl ilerledim? Söyleyeyim. Şurada yazan sayıyı görüyor musunuz 3x3'ü? 3x3. Sonra bir azalttım 2x2. Sonra bir azalttım 1x1. Sonra bunları topladım. Oldu bitti. Peki bana... Aynen öyle. Evet buyurun bakalım. 4x4'lük bir oyunda kaç tane kare olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, şöyle. Söyleyebilirim hocam. Söylemeyin. Soru cevap istiyorum. Cevap. Açıklama yok. Cevap istiyorum. Çünkü herkes sesi karışıyor. 30. 30 mu hocam? 31. Bak, illa gözüne bir tane fazla verecek abi. 32. Eksiğim var. Ne ya?
Hocam 25. 25 mi? Özgürcan bak. Biri de aldım orada. Eksiltiyorsun. 30 hocam. 30. Aynen. Güzelleşme bak. Başladım. 1. Bu 4'e 4 bir oyunsa. 4 çarpı 4. 16 tane küçük kare var mı? 1 birimliklerde. Doğru mu? 2 birimliklerden kaç tane var? 1'e azaltıyorum. 3 kere 3. 9 tane mi? Peki. 3 birimliklerden kaç tane var? 2 çarpı 2. 4 tane mi? Özgürcan bunları ne yapacağız? Şurada bir kare değil mi Allah aşkına? Sen her seferinde eksik sayıyorsun ya. Niye böyle yaptın? Evet. Peki 1 çarpı birliklerden kocaman kendisi yok mu? Toplarsanız 16, 25, 29, 30 tane var. Aynen, ya ben sizden saymanızı değil de şunu beklerdim. Az önce bulduğum cevap 14'tü. Üzerine bir 4 çarpı 4'ler geldi. Hı. 14 artı 16, 30 olur zaten. Ben onu yaptım hocam aslında. İşte bravo hocam. Kemal hocam sen misin? Eyvallah. Benim hocam. Bravo Kemal hocam. O zaman buyurun 5 çarpı 5'likten kaç tane vardır? 55. Heh işte ya. 55. 55. Buradan tüm Samsunlara sevgilerimizi yolluyoruz. 55 değil, 55. Samsun'da aslında söylemeniz lazım, 55. Peki, şöyle midir bakın, başladım. 5 çarpı 5'e gitmeden önce neyden başlıyorum? 1 çarpı 1'den. Şu gördüğünüz karelerden kaç tane var? 5 kere 5. 55 tane. Aynen. Bir şeyi ezberlemeyin lütfen. Yani bu olayı ezberliyorsunuz sonra sistem karışıyor. Bu 25 tane olan şey ne? Bir birimlik karesayız. Beş birimlik. Peki iki birimlik kareler kaç tane? 4 kere 4. 4 kere 4. 16 tane. Mesela sadece bunu da sorabilir. Der ki 2 çarpı 2'li kare kaç tane vardır? O zaman ezberlemeyin yani. Aslında yok hocam şöyle düşündüm. Az öncekinde biz 4 çarpı 4'e kadar 30 bulmuştuk ya. Onun ben üzerine onu kabul ediyorum. Edelim. Onu bekliyorum zaten. Ben genel konuşuyorum. Peki 3 çarpı 3'lükten kaç tane? 30 tane. Bu 3 birimlik kareler. Peki 4 birimlik karelerden kaç tane? 2 çarpı 2, 4 tane. Peki 1 çarpı 1'lik karelerden kaç tane? Sadece bir tane. Yani 5 birimliklerden bir tane. E toplarsanız kaç yaptı? 55. Anlaştık hocam, mı? Hocam 2 çarpı 1 birimlik kare derse peki? 2 çarpı 1 birimlik kare mi olur? Ben Allah aşkına karenin kenarları hiç... Dikdörtgen olur. Dikdörtgen olur. Niye? Olmaz. Kare. Kare kenarları eşittir. Ha tamam, öyle soruyor musun? Bana soruyor musun? Ne olursa evet, evet. Kare tamam, olmasa da hani 3 çarpı tamam. 2 birimlik bir şey. İşte önce. Tamam sen şunu istiyorsun değil mi? Allah'ım ben daha ne güzel soru sordum. Tebrik ediyorum. Şunu hocam, istiyorsun. Hocam ben değil. Hocam Gözde ben. Gözde mi? Pardon. Bunu mu istiyorsun Gözde? 2 çarpı 1. Evet. Tamam sayıyorum. Hazır mısın? 1. Yani bu daha büyük bir şey de olabilirdi. 3. 4. Bir elindekiyle bir yetin. 4 oldu mu? Peki 4 yatay sıra var. 1, 2, 3, 4, 5 dikey sıra var. 4 kere 5, 20 tane olur. Hmm, anladım. Peki bu nasıl kare oldu ki? Kare olmasın canım. Dikdörtgen niye sorsun? İki birlik dikdörtgenlerden kaç tane var size? Cevap 20 mi oldu? Hayır, olur mu? Bir de bunun dikeyleri var. Yok mu? Bir 20 tane de burada var. Aynen. Demek ki 40 tane. Dikey birlikse 4 tane olur. Oldu mu? Şekil simetrik olduğu için dua edin. Bir de bunun şu olabilirdi, şu olabilirdi, şöyle olabilirdi. Biraz sonra gelecek o soru zaten. Buyurun hocam bakalım. Çok affedersiniz ya. Ben kaçırdım da. Evet. Çok kısa bir tekrar eder mi? Evet, o zaman buyurun. Kaç dikdörtgen var? Kaç kare var? Kaç kare var? Olay karenin içinde olunca bir sorun yok. Bakalım dikdörtgenin içinde kare olunca kaç tane var? Kaça kaç bu ya? Çok güzel. Bir şey fark etmiyor ki abi. Şimdi şöyle soralım. Şöyle olur mu? 5'e 5 ayırsak olur mu? 5. Gerek yok ki. Özgür hocam 1 çarpı 1'lerden kaç tane var? Chat'ten bir cevap yapacak. 69 veren var. Bence 5 kere 8 40 tane var. 40 tane var hocam evet. Ya biraz uyanık olsanız da ilk bulduğumuz şey zaten onun sistemin alanı. Yani az önce mesela 5 çarpı 5'in alanı 5 kere 5'ten 25'tir. 25'in içinde aynen. Kaç tane bir birimli kare vardır? 25 tane.
40 birimlik bir dikdörtgenin içinde kaç tane birimlik kare vardır? 40 tane. Peki 2 çarpı 2 olunca bakın saymayı göstereyim size. Bunu çok ezbere yaptınız. 2 çarpı 2 şu mu? Gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şunu bir eksiğim. Peki buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. O da bunun bir eksiği. Siz fark etmedi ki bir arası attım gene. 4 kere 28. Oldu mu? 3 ile yapacağız şimdi. Peki 3 çarpı 3'lük kareden kaç tane var? İsterseniz kenardan sayayım. 3 kere 6, 18 tane var. Değil mi? Peki 4 çarpı 4'lük karelerden kaç tane var? 2 çarpı 5. 2 çarpı 5. 10 tane var. Değil mi? Peki sonra 5 çarpı 5'lik kareden daha yukarı çıkamamanızın sebebini göstereyim önce. Ya 5 çarpı 5'lik kare en fazla şöyle görünür bakın. Şudur yani. Daha başka kare bulamazsınız ki burada. Görebileceğiniz en büyük kare budur. Peki bundan kaç tane var? 1 çarpı 4. Yani 4 tane. Bakın zaten bir aşağı inin sıfıra düşer. Topluyorum. 40, 68, 78, 18 miydi ya? 88, 96, 4 daha kaç? 100 tanedir. Bir şey fark etmiyormuş yani. Bunu görmeniz lazım. Hiçbir fark yok. Tamam? Peki efendim. Olayı biraz daha karıştıralım. Şekilde toplam kaç kare vardır? Uyanık der ki, bak uyanık olan. Aa ben bunu tanıyorum. Bu 5 çarpı 5'lik kare sayısı. Az önce göstermiştim. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi diye gitmişti. 5'in karesi toplam 55 taneydi. Değil mi? Az önce yaptığımda. Yani sizce şurada kaç tane var? Bir 55 de orada var. Bir de şu sarının ama içinde 55 tane var mı? Orada da 55 tane var. Mantıken 55, 55 daha 110 oldu. Ama kesin çıkaracak. 3'e 3 var arada. Arada şu 3'e 3 var gösterir mi? Ama bu 3'e 3'ün içinde kaç tane kare varsa onları da bulmalıyım. 2 bu da şu değil mi? 3 çarpı 3. 2 çarpı 2. 1 çarpı 1. Bunu toplarsanız 9, 14. 4, 1. 14 tane değil mi? İlk çözümü soru zaten bu. 3'e 3'lük bir kare içinde 14 tane kare var. Peki bu 14 tane kare hem yukarıda hem de aşağıdakinin içinde var mı aynı anda? Aynen. Ben 110'dan 14 çıkarıyorum. Demek sorumun cevabı ne? 96. Güzel bir sorumuş. O zaman güzel mi bak soru olarak? O zaman buyurun Ales'e sorduğunu görün. Buyurun bakalım Ales Sinan sorusu. 4. Bak soruyu nasıl soruyor yazdı? Yok mu? 2 çarpı 2'lik diye soruyor. Bir 17 geldi. 17. 17. Bir 17 daha geldi. Bak unutmayın 2 çarpı 2'lik şu. Ben sizde olsam önce dörtlüde kaç tane olur diye sayarım. Şurada. Sayayım mı bakın? Zaten okumuştuk. Ya bak şimdi şöyle düşünün. Hani biz ilk başta 1 çarpı 1'leri buluyoruz ya, ikinci sırada zaten 2 çarpı 2'leri buluyoruz. Kaydırarak gösteriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bence sırf o yeşilin içinde 3 kere 3, 9 tane var. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Yani şu bölgede 9 tane var. 9'da 1 tane var, 18. Aynen, 9'da bunun içinde olduğuna göre 9, 9 daha toplam 18 mi? Kesiştiği noktada bir tane var. Niye bir tane var? Çünkü biz 2 çarpı 2'leri saydığımız için görünen kaç tane varsa onu yakalamamız lazım. 2 çarpı 2 de şurası değil mi bir tane? O zaman 18'den 1 çıkarıyorum. Demek ki sorumuzun cevabı ne? 4'e 4'lükten yapabilir miyiz? O çok mu zor? O 4'e 4'lük değil ki o hepsi.
Mantıken bak 4'ü 4'ten kaç tane var? İçinde 4'ü 4'ün içinde komple 30 tane var. 30'da öbüründe var 60. 60'dan 5 aynen çıkarırsan 55. Ama bu tüm karelerin sayısı. 1 birimlik, 2 birimlik, 3 birimlik, 4 birimlik. Adam bize sadece 2 çarpı 2'leri soruyor. Aman. Tamamdır. İşte o yüzden ezberlemeyi diyor. Peki geçtim. Buyurun bakalım. Size bir KPSS sınav sorusu. Daha önceden çözmüş olabilirim. Şimdi çok alakasız bir şey gelecek ama inanılmaz derecede bir alaka kuracağım bak şimdi. Hocam bu soruyu geçtiniz mi? Geçmedin. Ha geçtim doğru. Şunu. Geri döneyim. Buyurun. Aşağıda verilen 5 çarpı 6'lık kare birim kareleri ayrılmıştır. Bu dikdörtgen. Onu yanlış yazdım. Birim kareleri ayrılmıştır. Buna göre şekilde toplam kaç tane L harfi vardır diye soruyor. Hadi bakalım buyurun buradan yakın. Şekilde kaç tane L vardır diye soruyor. Şunu soruyor. Hocam şekil kaça kaçlık dediniz? 5'e 5'lik mi? 5'e 6'lık. Kare diye yanlış tamam yazmışım. Buradan tamam kaç tane vardır diye soruyor. Nasıl sayacağımı tahmin edecek var mı? Ben ederim de. Sayıyorum. Hazır mısınız? Bir üstten bir alttan mı? Bir. Yani 4 tane orada var. 2. 3. 4 kere bu L harfi aşağı kayabilir. Bak şöyle düşünün. Tetris gibi düşünün. 1. 2. 3. 4. 4 kere aşağı kayabilir mi? Hı hı. Peki kaç kere sağa doğru kayabilir? Boyutuna göre konuşmanız lazım. 1. 2. 3. 4 kere hocam. 2. 3, 4 kere. Yani bu L harfini 1, 2, 3, 4 kere bir yerde görebilirsiniz. O zaman 4 aşağı kayan şeklin 4 kere sağa kaydığını hayal ederseniz kaç oldu? 16 tane var. 16 oldu mu? Hı hı. Sadece böyle sorarsa 16 tanedir bence. Bu haliyle. Ne? Böyle de sorsaydı bir 16 tane olurdu. Aynen. Doğru mu? Hı hı. Ama şöyle sorarsa bence iş değişir. Tabii ki. Şimdi biz soruda buna göre şekilde toplam kaç farklı biçiminde görüntü vardır diye sorduğuna göre burada kalıyoruz. Yani sorumuzun cevabı kaç? 16. Bence şeyi yakalayamadınız abi. Ben neyi saydığımı yakalayamadınız. Ben oradayım. Ben neyi sayıyorum biliyor musunuz? Benim saydığım yeri göstereyim. Bunun ebatının kaç birim olduğunu buluyorum önce. Sonra onu hareket ettiriyorum bak. Şunun boyutu. Kaça kaç bir boyut? Şöyle bakın şimdi. 2. Böyle yuvarlak üçünü alayım şöyle. Şimdi görüyor musunuz? 3'e 2. Şimdi ne yapıyorum ben? Onu hareket ettirecek görüntünün nerede olduğunu tasarlamaya çalışıyorum. Şimdi elimde bir film makinesi olsa ya da sinema makinesi olsa onu hareket ettirebilirdim. Ama böyle bir şansım olmadığına göre ben de kareleri hareket ettiriyorum. Şurası onun ilk göründüğü yer değil mi? 2 birimin şurada. Peki ben de diyorum ki bu burada olmayıp şurada olabilir miydi? 2, 3, 4 kere aşağı kayabilirdi o zaman. Peki yana doğru kayarken bunun arabanın boyutu ne kadar park etmek gibi düşün. 3 birim. Şuraya da park eder 2. Bu da olur 3. Bu da olur 4. Demek ki araba 4 kere aşağı inip 4 kere sağa gidebilir. Demek ki 4 kere 4'ten 16. Anlaştık mı? Hocam. Aşağı evet inerse ama nasıl olacak? Ben onu anlamadım. Görüntü sonuçta biz kesmiyoruz ki, kaydırıyoruz. Bak şekli kesmek ayrı bir şey, kaydırmak ayrı bir şey. Şöyle bak şimdi. Ben şimdi bunu şuraya şöyle çizebilir miyim? Kırmızıyla çiziyorum. Bu bir görüntü mü Melda? Bak şimdi şöyle bak. Şu bir görüntü mü? Ha, evet, aynen. Peki şu bir görüntü mü? Kaç oldu? Şu bir görüntü mü? Rengi değiştirince daha mantıklı oldu. Bakın. 3 oldu mu? Değil mi bak? 1, 2, 3 oldu. Peki şu bir görüntü mü? Ama koyu mavi üstte kalıyor. Aşağıya mı indi? İyi de şekli ben kesmiyorum ki. Önemi yok ki. Sen bir Tetris'i oynarken Tetris'te o L harfini kesip bir taş kullanmıyor musun? Elindeki bir kağıt değil ki kesmiyorsun. Sen görüntüyü şey yapıyorsun, görüntüyü kaydırıyorsun aşağı doğru. Nerede görünür diye düşün. L harfi nerede görünür? Bence göründüğü 1, 2, 3, 4 tane yer çizdim sana. Kabul ediyor musun? Tamam. Bu çizdiğim 4'ün bir de yatayda 4 tanesi var. Evet. 4 kere 4, 16 tane. Kabul? Tamam hocam, anladım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi gelelim o dediğim KPSS sorusuna. Şimdi diyor ki tabanı 10 çarpı 10 olan
bir kare boş bir kutunun tabanına yarıçap 1 santim olan 25 tane küre yerleştirmiş. 25 küre yerleştirmiş. Böyle mi bakın? Çizmiş burayı. Böyle çizmiş. Peki bu 25 tane kürenin ben 25 tane boşluğa geldiğini iddia edebilir miyim şöyle? Evet. Böyle göstermek daha mı kolay bilmiyorum ama sanırım daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu gördüğünüz 25 tane gözeni, şu gözeniklerin her birine bence küre gelmiş bir tane. Hı hı. Peki ne olmuş bir okur musunuz üst tarafını? Ne istiyor bizden? Çok çekici diyor. İkinci katına birer bile daha gelmiş. Dört tanesine değecek şekilde. Peki nasıl olur öyle bir şey? Hocam her dörtlünün ortasına bir tane yerleştirelim. O zaman şunu iddia edeyim mi? Tam şuraya bir tane küre gelir. Buraya bir küre gelir. Evet. Buraya bir küre gelir. Buraya bir küre gelir. Kaç tane oldu? Hocam dört tane. Dört. Dört. Peki dörtte iki. Şunların üzerinde bir dört tane gelir mi? Dört. Peki bir de gelir mi? Peki bunların üzerine gelen küre sayısını o zaman şöyle düşünebilir miyim? Dört çarpı dörtten 16 tane. 16. O zaman sanki şöyle olmuyor mu bak? İkinci sıraya 4 çarpı 4 16 küre geliyor. Üçüncü sıraya bunun üzerine birer azaltıyorum 3 çarpı 3'ten. 30 yapar hocam. 9 küre geliyor. Çok güzel. 2 çarpı 2'den 4 küre geliyor. 1 çarpı 1'den 1 küre geliyor. Toplam kaç oluyor? Kürelerden piramit yaptık. Ve bu piramitle kareleme sistemiyle yaptık. Evet. Peki mesela Merve, sence şu şöyle baktığın zaman gelen ikinci küreyi şurada göstersem doğru göstermiş olur muyum? Evet. Peki üçüncüyü şöyle göstersem mesela bak yanını. Yanını şöyle göstersem. Yanını böyle göstersem. Kaç mavi çizdim? Dört. Peki bu dört taneyi dikeyde de dört tane yapsaydım şöyle. Buradan kaç tane çıkardı mavilerden? 16. Peki bu iki maviye değen şöyle bir yeşil çizseydim? O zaman 4 yata altta bir sıra oluyor. 9 10'un üstünde oluyor. Pardon, altta 16 oluyor. 9 10'un üstünde oluyor. 4 10'un üstünde oluyor. Bir tane de 10 üstünde oluyor. Evet. Oluyor. Bu da kareleme dediğimiz şey zaten. Aynı. Gözümüzü canlandıralım. Gözümle. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Ya şimdi biz bu küreleri yerleştiriyoruz da 4'e 4 diye. Orada aslında köşede bir tane, köşedeki ikisinin de ortak olduğu için 4'e 3 olması gerekmez mi? Mantıklıken. Hmm. Sen bak. Çünkü şeyleri, köşe... Bak, bir nereye attığıma dikkat edin. Bak şimdi. Koyduğumuz yer şurası mı? Evet. Görüyor musun orayı? Peki. Şu iki bileği şurada da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Kaç tane çizdim? 4. 4 yumurta var. Ortalarına bir yumurta koyuyorsun. Ama yanındaki, bak şöyle düşün. İki, şurada dört tane yumurta var ya. Şu ikiyi öbür yandaki ikiyle de kullanabiliyorsun. Yani şu ikisini. Ama bir ihtimal olarak mı yani? Tabii şu ikisini, şu ikisini kullandıktan sonra şunu şurada da kullanıyorsun. Hmm. Ah Özgür hocam ah. Bak Bilye görmemiş nesil. Ah ah. Bilye gördük mü? Bilye gördüysen iyi. Bak o dört Bilye'yi koyunca ortasına bir tane koyabilirsin. Başka hiçbir şekilde koyamazsın. Hocam hediye etmek lazım oynamasın hocam. Tamam ben Merve'ye hediye edeceğim. Anlaştık. Burada duruyorum. Bir ara veriyorum. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi bu küp açılımı. Yani gerçekten neredeyse bir ara her sınava bir tane en son soru olarak koydular. Böyle 50. soru pat küp açılımı, 49 küp açılımı, 48 küp açılımı. Her ALES'te bir tane vardı, DGS'te bir tane vardı. Mesela DGS'te daha çok problem vari sordular. Şimdi küp dediğimiz şey nedir? Biz hani geometride küpün ne olduğunu biliriz. Üç boyutlu, bütün yüzeyleri aynı olan şekildir. Küpün ne özellikleri var? Bir oradan başlıyorum. Bir, küpün bir kere 6 tane yüzeyi var. Bakın, 1, 2, tavan, taban, ön, arka, sol, sağ. 6 tane yüzeyi var. Peki, kaç köşesi var? Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de şunun arkası 8 tane var. Peki kaç ayrıtı var? Yani kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 de arkada 12 tane var. 1 küpün 8 köşesi var. 12 kenarı var. Yani ayrıt diyoruz biz onu 3 boyutta. 6 da yüzeyi var. Açık şekilde gördüğünüz gibi bu hali olabilir. İlla böyle olmak zorunda değildir. Küpün açık halinde
şu iki gördüğünüz 5 ve 6 numaralı parçalar birer asansördür. Ve bu asansörler istediği kadar hareket edebilir. Yani şöyle düşünün. Bunu şöyle açarsanız, şu yanda gördüğünüz iki parça durmadan hareket halindedir. Yani illa burada olmak zorunda değildir bu parçalar. Şöyle de olabilir bakın. Şöyle de olabilir. Bu gene küpün açık halidir. Şu gördüğünüz parça alttır. Şu parça soldur. Şu parça arkadır. Şu parça öndür. Şu parça sağdır. Şu parça üst parçadır. Sol ve sağ sürekli asansör gibi hareket halindedir. Ortada bir dörtlü hayal edebiliyorsanız gerisi kolay. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi peki küpün başka ne özellikleri var? Hacmini bulmak isterseniz hacmi A küptür. Alanı bulmak isterseniz alan 6 A karedir. Çünkü 6 tane kareden oluşur. Geriye kalanlar bizi geometrik olarak çok da ilgilendirmiyorlar. Bizi bunlar ilgilendiriyor. Peki bizi ilgilendiren en önemli yere geliyor. Küpün açık halini kapattığınız zaman kimler nerede durur? Şimdi ben buraya mesela altı harfli bir isim yazayım. Kimin ismi var altı harfli? Kürşat'ı yazayım. Ve yazıyorum. Böyle yazarsam. Şimdi bu altı harfi buraya sığdırdığınız zaman şunu her zaman bilin. Bunun kapalı halinde bir tanesini sabitleyin. Örneğin R'yi buraya sabitlerseniz şuraya. O zaman R'nin üstündeki Ü harfi buraya gelecektir. Doğru mu? R bana bakıyorsa şunun üstündeki Ü harfi buradan aşağı doğru katlanmış halidir. Peki biz bu şekilde gördüğümüz bir yerleşimi yaparken en çok bildiğimiz, en çok faydalandığımız şey nedir? Tavlazarı. Tavlazarında nasıl sayılar bulunur? 1'den 6'ya kadar sayılar bulunur. Peki tavlazarında her zaman hatırlayın karşılıklı yüzlerin toplamı sabittir ki hilesiz bir zar olsun. Peki 1'den 6'ya kadar sayıların toplamı ne yapar? 6 çarpı 7 bölü 2 yani 21 yapar. 21. Peki bu 21'i 3 yüzeye paylaştırırsanız toplamda her karşılıklı yüzeyin toplamı ne olur? 7 olur. Peki onu nasıl göstereceğiz? Bak şöyle göstereyim. Şu biraz sağ tarafta kalmış. Bu gördüğünüz mesela şurada gördüğünüz 1 ise şu parça. O zaman bunun tam arka tarafı 6'dır. Tam arkası 6'dır. Görebiliyor musunuz onu? Peki, ben bunu küpün üzerinde nasıl hallederim? Şimdi burada gördüğünüz parça 1 ise tam burası 6'dır. E şimdi en önemli cümlemi söylüyorum. Bir küp açılımında karşılıklı gelen iki parçanın aralarında hep bir kare boşluk vardır. Şöyle düşünün mesela, şöyle bir parça düşünün. Onu nasıl göstereyim? Şuradan göstereyim. Şu gördüğünüz parçanın, mesela şu gördüğünüz 1 size önden bakıyorsa 6'nın arkasındadır. Çünkü açtığınız zaman bunlar arada bir kare boşluk içerir. Peki 1'e 6 toplam kaç yapar? 7. Peki şurada 2 varsa 5 nerededir? Karşısında. Peki o karşı dediğimiz neresidir? Aralarında bir kare boşluk olacağı için burasıdır. Peki 3 buradaysa mecburen 4 de nerededir? Buradadır. Unutmayın. Karşılıklı toplamlar zarda daima 7'dir. Ve karşılıklı gelenlerin arasında daima bir kare boşluk bulunur. Anlaştık mı? Peki. Buyurun bakalım soru başlasın. Şimdi burada mesela bu ilk görünen soru bir ALES sorusu. Çok da alakasız bir soru ama çok da kolay bir soru. Şekilde kaç tane küp vardır diye soruyor. Kaç hocam? 30 verdiler. Dört çarpı üç, üç çarpı üç, iki çarpı üç. Doğruysa ışıklar yanar hocam, ışıklar yandı. Dört çarpı üç mü? Ha, yukarıdan aşağı doğru mu çarpıyorsunuz? Aşağıdan yukarı doğru çarptım. Peki tam şöyle desem olur mu? Bana bakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şurada küp var. Peki bu kaç sıra halinde var? 4. 3 sıra. 3 sıra var. Şu birinci sıra, şu ikinci sıra, şu da üçüncü sıra. Ha, evet. O zaman demek ki sorumuzun cevabı 3 kere 10'dan kaç yapar? 30 yapar. Yani C seçeneğidir. Olur mu? Olur mu? Hocam şöyle de yapabiliriz. Tabandan itibaren 4 çarpı 3, 3 çarpı 3, 2 burada çarpı 4'e 3 var. Evet. Artı 3'e 3 var.
Artı 2'ye 3 var. 2'ye 3 var. Artı 1'e 3 var. Tabii ki yaparız hocam. Bu soruyu bence her türlü çözeriz ya. Hocam peki, üsttekinden kaçırdım da hesap yapmaya çalışırken nasıl yaptınız ilk seferinde? Şöyle yaptım. Önde 10 sıra gözüküyor. 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sıra var. 30. Ha, anladım. Tamamdır. Okay. Geçtim. Buyurun. DGS sınav sorusu. Aşağıdaki yapı birim küplerden oluşmaktadır diyor. Buna göre bu yapıyı bir küpe tamamlamak için en az kaç küp gerekir diyor. Peki şöyle yapabilir miyim? Şunu alırım. Şuraya koyarım. Güzel. Bunu alırım. Buraya koyarım. Ne olur o zaman? Hocam 4. Üst bomboş olur hocam. Üst bomboş olur. Peki üstte kaç tane küp var? 3 kere 3'ten 9. Saymaya kalksam şöyle sayabilir miyim? 1 buradan var. 1, 2, 3, 4 de buradan eksik. 5. Buradan da 1, 2, 2 de üstünde var. 4, 9 eksik. Demek ki sorumuz cevabı 9'dur. Bu da fazla kolay bir soru. Bilmiyorum yani. Bana öyle geldi. Bilmiyorum. Şimdi gelelim daha güzel soruya. Ales sınav sorusu. Bir şey sorabilir miyim size küçük tabii bir şey? Tabii ki. Tabii ki. Bir önceki sorudan mı? Yok yok. Şimdi biz mesela hani zarda 1, 2, 3, 4, 5 diye karşılıklı olarak toplamları 7 dedik ya. Evet. Peki bunu biz kapalı küp halinde onun nerelere geldiğini bilmemiz gerekiyor değil mi? Yok. Karşılıklı olan karşılığının nereye geldiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle düşün. Küp şöyle mi? Mesela bana bir tane sayı versen. Neye verip vermek istiyorsun? Mesela 1 ile 6 nereye gelmeli burada? Bilmiyoruz ki. Karşılıklı ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Mesela 1 buradaysa 6 burada olabilir. Çünkü sonuçta küp dönebilir ki. Bir şekilde dönebilir. Ama 1 ile 6'nın karşılıklı gelmesini engelleyemezsiniz tabla zarında. Ama toplamı 7 olması değil mi hocam? Tabla zarında tabii ki. Ama tabla zarı değilse sen kendin de bir küp yapmış olabilirsin Özgür hocam. Sen kendin bir tane küp yaptın, tahtanın kenarlarına birin yanına 6 koydun, o senin hüviyetindir. Ama tabla zarında değişmez. Ağırlıkları aynı olmalı ki hilesiz olsun. O boşluklar var ya, çukurlar. Evet. Tamam. Peki soruyu okuyorum. Tamam mı benden? Tamam hocam, sağ olun. Diyor ki aşağıda her biri yüzü yeşil, sarı, mavi, kırmızı, mor, turuncuya boyanmış olan bir küpün 3 farklı görünümü verilmiş. Bak önce kolay yoldan çözeceğim. Bana burada en çok görünen rengi söyleyin. Mavi. Peki mavinin sarıya bir kenarı var mı? Evet. Yeşile bir kenarı var mı? Evet. Peki mavinin kırmızıya kenarı var mı? Var. Mavinin mora kenarı var mı? Var. Peki mavinin kırmızıya, mora, sarıya, yeşile kenarı varsa bunlar hep yan yana mıdır? Evet. O zaman mavi kimin karşısındadır? Turuncunun. Buna göre turuncu yüzün karşısındaki yüz hangi renklidir diyor. Demek ki mavidir. Aynen. Olur mu? Tabii ki yanında. Efendim? Karşısında değil ki. Ha, kırmızı ile turuncu farklı mı? Tabii. Tamam. Dünya tarihinde hep farklıydı. Tamamdır. Peki. İstersen bak şöyle çizeyim. Şimdi ben çizeyim. Siz nereye hangi rengi yerleştireceğimi siz söyleyin. Buyurun. Bak şöyle çizdiğim hat düşünün. Ben en çok görünen rengi yakaladım. En çok görünen renk benim için neydi? Mavi. Peki maviyi göbeğe yerleştirdim. Bak şimdi yerleştirdim. Mavi kime dokunuyor? Sağına bakın şurada. Sarı. Sarıya dokunuyor. Peki o zaman sarı şurası mı? Evet. Peki önünde ne var mavinin? Yeşil. İlk bitmediği için ilkten devam ediyorum. Peki mavinin şurası yeşil mi o zaman? Evet. Peki burada mavinin kırmızı. Solunda kim var? Kırmızı. Kırmızı şurası mı o zaman? Hı-hı. Peki mavinin üstünde ne renk var? Mavinin mor. Üstünde. Bak şimdi kırmızı soluna geldiği anda mavinin üstünde mor geliyorsa mor da burasıdır. Doğru mu? Doğru. Peki buna göre, valla mora bir renk uyduracağım. Kusura bakmayın, şöyle uyduruyorum. Bu buraya geldiğine göre. Ne kaldı hiç çizmediğim? Turuncu. Turuncu nerededir, şurada mıdır? Peki aralarında bir kare boşluk bulunanlar karşılıklı değil miydi? Şununla şu. Evet. Karşılıklı değil midir bakın şöyle? Evet. O zaman demek ki mavinin karşısında kim vardır? Turuncu. Turuncu. Geçtim. Peki, hadi bakalım. Sıra sizde. Ales sınav sorusu nasıl yapacağınızı sizden görelim. Hocam de. Yorum yok şu anda.
Biraz bekleyin. Bir ipucu vereyim. Hangilerinin karşılıklı olduğunu düşünün. Ve şunu da asla unutmayın. Karşılıklı olan görünen... Hocam bir şey sorabilir miyim? Taşak. Bu hani altta bir tanesini sabit alıp kapatmaya başlasak olur mu? Tabii hani ki. İki tane mavi var ya. Tabii ki. Bunun ortasında bir mavi bir beyaz var. Tamam. Onun taban olarak. Ama o senin görüşün olur. Çünkü herkes aynı şeyi düşünmeyebilir. Mesela belki de sen bunu taban alırken belki birisi de şunu taban olarak alacaktır. O çünkü üç boyut olduğuna göre değişir. Bir E diye cevap geldi. Bir C diye cevap geldi. Edirne hocam bence de. Bir Edirne daha geldi. Peki ben başlıyorum. Hazır mıyız? Benim size net söyleyeceğim şey bak. Ben ne ararım biliyor musunuz? Karşılıkları ararım önce. Mesela şu ikisi karşılıklı mı bakın. Şununla şu karşılıklı mı? Bunları asla aynı anda göremezsiniz. Çünkü siz öndekini görürseniz arkasındakini görme şansınız yok ki. Yani B şıkkı gitti mi? Niye B şıkkı gitti? X'de gözüküyor çünkü. X'de gözükemez değil mi? Evet. X'de gözükemeyeceğine göre demek ki B şıkkı bir kere kesinlikle elendi. Peki. Bir benzer mantıkta şu gördüğünüz karşılıklı mı? Size aynı anda asla görünmez. İkisi asla gözükmez. Kabul? C'ye de gitti o zaman. O zaman bence C'ye de gitti. Peki şu gördüğünüz hat. Şu gördüğünüz hat doğrusal mı? Evet. O zaman B'ye de gitti. Bence D'ye gitti. Niye gitti? Çünkü şunun çizgisine bakın. Şu çizgiye bakın. Ha, aynı hizada. Şu çizgi şöyle gitmesi gerekmez miydi? Evet, tamam. E de gitti. Şimdi Ankara mı Edirne mi? Edirne. İnat sağ tarafta. Hocam sağ tarafta ben o şekli göremiyorum yani. Ben şöyle söyleyeyim. Şu üçünü aynı anda göremezsiniz ki. Bunun arkasında bu geliyorsa bu arka planda kalır. Şu üçünü aynı anda göreceğiniz bir ortam evet. Bulamazsınız. En azından bir tane şundan görmeniz gerekir. Aynen öyle. Bak isterseniz çizerek göstereyim. Siz şimdi bunu böyle çizdiğiniz zaman varsayalım ki aşağı dediği gibi yani şu koyu mavi olanımız. Koyu mavisi bunun altı nedir şurası? Tam şurası. O da koyu mavidir. En azından birini görürsünüz. Peki siz eğer bunu görüyorsanız şu tam onun arkasında bir yerde kalması gerekir. Çünkü şu ikisi bir kere karşılıklıdır. Yani cevap Adana asla olamaz. Ne olur? Edirne olur. Peki bir iddia daha bulunayım. Bir iddia daha bulunayım. Biz zarda kaç tane sayı olduğunu söyledik? 6 tane. 6 tane. Birinin karşısında kim vardı? 6. İkinin karşısında? 5. Peki üçün karşısında? 4. Bunlar çift değil mi? Karşılıklı gelen çiftler. Evet. Siz aynı anda 1, 6, 2, 5, 3, 4'ten sadece... Hani her çiftten sadece bir tanesini görebilirsiniz. 1, 2, 3'ü görürsünüz. 6, 5, 4'ü görürsünüz. 6, 2, 3'ü görürsünüz ama 6 ile 1'i aynı anda göremezsiniz. Mümkün değil ki. Düşünsenize bak. Biri önde de biri arkada olduğu zaman ancak bir tanesini görme şansınız var onların. Evet. Doğru mu? Hı-hı. O zaman bence bu harf çiftlerinden ya da şu sayı çiftlerinden siz 3'ünü görürsünüz. Arkadaki 3'ünü göremezsiniz. Mümkün değil. Tamam mıdır? Hı-hı. Güzel. Geçiyorum. Buyurun bakalım. BGS sınav sorusu. Açılıma şekil 1'de gösterilen bir zar atıldığında, bu arada açılım diye söylenmez. Açılım diye söylenir. Ne harfiyle söylenir? Aklınızda bulsun. Açılım siyasidir çünkü. X, Y, Z zarın yüzündeki rakamları belirtmek üzere şekil 2'deki bölüm veriliyor. Şimdi bak. Çok güzel. Ben size az önce ne demiştim? Bir tavla zarı ise böyle bir durum geçer. Tavla zarı değil. Bak onunla bir anlaşalım. Bu tavla zarı olduğunu söylemiyor. X ile Y'nin toplamı 10'sa diyor. Z'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Peki X ile Y nasıl 10 olur? 4 ile 6 olabilir ikisi. Peki 4 ile 6 olsa. Şimdi bana bakan hocam burası 4 olsa. Bu 6 olsa. 6'nın karşısında kim var? 1 var. Doğru mu? Evet. Peki 4 bana bakansa 4'ün karşısında kim var arkada? 5. Kabul mü? Evet. Peki 4 gitti, 6 gitti. 1 gitti, 5 gitti. Kimde kim kaldı?
3 kaldı hocam. 2 ile 3. 2 ile 3. O zaman Z ya 3 olur ya 2 olur mu? Evet. Hı-hı. Başka bir ihtimal var mı? Başka yok hocam. Niye Özgür hocam? Çünkü toplamı Z'yi... 10 yapan toplamı 10 yapan başka durum yok. Öyle mi? Z'ye bitişik olanlar zaten şey oluyor zaten. 2 ile 3 oluyor. Öyle mi düşünelim diyorsun? Yani. Mesela 5 de olabilirdi ama. Z5 olabilir mi acaba? Ben onu soruyorum. Abi bitişik olmadığı için Z... Bence şu patlatıyor orayı. Toplam aynen öyle hocam. Başka zarar olmuyor ki. Demek ki sorumuzun cevabı ne oluyor bu durumda? 5 oluyor. Kabul? Evet hocam. Kabul mü? Evet. Peki hay hay. Eminsek geçelim. Buyurun. LGS sınav sorusu bence en güzel sorulan soru bu. Şimdi lütfen bak burada birçok şeyi iyi yakalayacaksınız. İyi izleyin bunu. Yüzleri birden altıya kadar rakamların numaralanan küplerin açılımları yapılıyor. Örneğin bu küplerden birinin açımı aşağıdaki gibidir diyor. Mesela bu tam tavızları görüyor musunuz? Bir bakın. 3, 4 daha 7, 2, 5 daha 7, 1, 6 daha 7. Ama uyarıyorum. Soru içinde tavlazarı diye bir kelime ya da bir cümle grubu geçmiyor. Yani illa böyle bir durum olmak zorunda değil. Peki soruyu okuyalım. Aşağıda açılımları verilen küplerin hangisinde asal sayıların bulunduğu yüzler ortak bir köşede kesişir diyor. Bak o zaman bu şu demek değil midir? Küpün kapalı halini çizdiğimi düşün. Burada çizdiğimi düşün. Şöyle küpü. Bence asal sayıların ortak bir yüzde buluşması için ortak bir köşede üçünün görünen tarafta olması gerekir. Yani köşe şurası olur. Daha önemlisini söyleyeyim mi? Bak daha basit. Lütfen şunun üstüne başka bir şey tanımayın. Asal sayıların ortak bir köşesi kenarı olabilmesi için karşılıklı olmamaları gerekir. Karşılıklı olanları eleyin. Şimdi lütfen şuna bakar mısınız? 3 ile 5 karşılıklı mı? O zaman bu cevap olamaz. B olabilir mi? Olmaz. Hayır. 3 ile 5 karşılıklı mı? Evet, olamaz. Olamaz. Bu olabilir mi C? Olur hocam. Bu olabilir. Peki D'ye bakın. Olamaz hocam. 2 ile 3. 2 ile 3 karşılıklı mı? Patladı. Evet. Peki E olabilir mi? 5 ile 2. 5 ile 2 karşılıklı. Gitti mi? Bu sorunun var ya başka hiçbir kriteri yok. Karşılıklı gelen yan yana gelemez. Bu kadar basit. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? C. Anlaştık? Evet. Geçiyorum. O zaman sıradaki soru sizin. Buyurun bakalım. Daha güzel sormuş, daha basit sormuş. Edirne mi hocam bu da? Bana değil gibi geldi. Denizli. Denizli. Hocam, karşılıklı yüzlerde bulunanlar ardışık ne demek? Adana gibi hocam. Denizli. Özgür hocam ardışık ne demek? Denizli hocam, Denizli özür dilerim. Ha. Ardışık ne demek? Aradaki fark bir demek. Evet. Bak soralım. Şuna baktığınız zaman Adana'da 2 ile 4 karşılıklı gelenler değil mi? Hı-hı. Fark bir mi? Hayır. 5 ile 4 okey, 2 ile 3 okey, 1 ile 6 karşılıklı gelenler değil mi? Hayır. Peki 1 ile 2 evet, 4 ile 6 hayır. 1 ile 2 karşılıklı, 3 ile 4 karşılıklı, 5 ile 6 karşılıklı. Yani Denizli. Hocam şundan daha kolay bir soru biçimi yok. Bak gördüğünüz var ya nimet, yemin ediyorum nimet. Bak bir tane bilgisi var. Karşılıklı gelenler, tamam mı? Aralarında bir kare boşluk vardır. Başka bilgisi yok. Ve o geldi... zaman Mansur bir ekleme yapmışım. Karşılıklı gelen asal sayılar ardışıktır diye sadece 2 ile 3'e bakıyorum ben yani orada. Rahat ol hocam, rahat ol. Rahat ol. Abi yapma şunu. Sorunun kendi kökünü. Siz bayağı değiştiriyorsunuz maşallah yani. Kolayı zorlaştırmayın. Peki buyurun. Aşağıda açılımları verilen küplerin hangisinde 1, 4, 5 sayılarının bulunduğu yüzler ortak bir köşede diyor. 1, 4, 5 ortak bir köşede birleşecekse karşılıklı gelemezler. Şuna bakın. Ne olmuş 1 ile 4? Karşılıklı. İptal. Peki buraya bakalım. Bu olabilir. Geçiyorum. 1 ile 4 burada ne? Karşılıklı. Olmaz. Buraya geliyorum. 1 ile 4, 5. Bu olabilir. Geçiyorum. Peki buraya geliyorum. 4 ile 5 ne? Karşılıklı. İki şıkkı düşün bak. Bir
hamlede 3'lük bir denelim. Peki burada ne diyor? 4 ve 6 sayıların bulunduğu yüzler ise ortak bir ayrıntıda kesişir diyor. Yani 4 ile 6 şöyle yan yanaymış. Peki 4 ile 6 yan yana olunca ne durumda olamazlar? Karşılıklı durumda olamazlar. Peki burada 4 ile 6 karşılıklı değil mi? Evet. Demek ki geriye sadece ne kaldı? Bir daha söyleyeyim. Şu 3 soru yemin ediyorum nimet. Ve tek bir çözüm bilgisi var. Karşılıklı olanları iptal. Peki buyurun. Bak mesela burada biz derste çizdiğimiz bir kavramdı. Bu renkli normaldi. Biz siyah, beyaz, gri görüyoruz. Hiç fark etmez. Sorunun ne kadar kolay olduğunu şimdi anlayacaksınız. Soruyu okuyorum. Şekilde yüzleri birbirinden farklı renklerde boyanan ve esnek malzemeden yapılmış bir küpür açılımı verilmiş. Bir tane soru soracağım. Siyahın karşısında kim var? Beyaz. Beyaz. Burada da öyle mi bakın? Evet. Yani köpük şişirmiş, top gibi bir şey yapmış burada. Bu köpük şişirmesine oluşan kürenin bir görünümü açıdaki gibidir. Peki, görünümlerinden hangileri bu küreye aittir? Peki siz siyah görürseniz beyazı ne yapamazsınız? Göremem lazım. Bu olabilir. Evet. Peki, burada siyah altta görüyorsanız beyazı nerede görmeniz gerekir? Üstek gibi olur. Olur. Peki iki olur mu? Siyah olur. Üstte görüyorsanız beyazı altta görmeniz gerekir. Burada evet. Görüyor musunuz? Hayır. Hayır. Demek ki sorunun cevabı nedir? 1-3. 1-3. Daha bir tane bilgiyle çözüyorum ya. Tek bir bilgiyle, tek bir tane. Karşılıklı gelenler, bak karşılıklı gelenler aralarında bir kare boşluk olmalıdır. Bakın burada da göstereyim. Hocam. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz şimdi dedik ya siyahla beyaz karşılıklı geldiği için evet. İkisini aynı anda göremeyiz. Aynen. Bir oldu tamam. 3 olmaması gerekmez mi? Ama burada bak şimdi bir şey dikkat et. Şişirilince... 5 parça görüyorsun. 4 parça ya da 3 parça görmüyorsun. Şişiriyor ya. Sen hı-hı. Şuna eminsin değil mi? Bak siyahın tam karşısında kim var? Beyaz. Evet. O zaman bu şekilde görebilirsin. Çünkü top şişirince üstten bir parça şişmiş oluyor yukarı doğru. Hı-hı. Bu 3 boyutlu değil küp diye olsaydı göremezdim siyahla beyaz aynı anda. Ama hı-hı. Siyahın karşısında beyaz olduğunu %100 bildiğime göre bu görüntü yanlış değil. Tamam? Hı-hı. Anlaştık. Bu artık normal küp değil. Küreye döndüğü için şişen parçalar yani yukarıdan aşağıdan biraz görünebilirler. Peki buraya bak şimdi Melda. Şu parçayı görüyor musun? Görünmüyor. Gördüğün parça siyahın tam neresinde? Karşısında. O zaman buranın ne olması gerekir? Bence beyaz olması gerekir. Öyle mi değil mi? Bak, tam anlaşalım. Anlamadım ben. Farkındayım çünkü sen şunu anlamadın. Bir küpü sen önden arkadan görsen 3 tane yer görürsün küpte. 3 boyutlu değil mi? Bak şöyle görürsün küpte. Bunu görürsün. Bunu görürsün. Doğru mu? Ve şunu görürsün. Kaç yüz görürsün? 3. Peki siyah burasıysa beyaz neresidir? Beyaz şey... Tam arkasıdır. Göremeyeceğiz arka tarafa. Göremeyeceğiz diye söyleme. Bu siyahsa şurası siyahsa bunun tam zıttı arkası beyazdır. Kabul mü? Çünkü göremeyeceğin 300 daha var. Bir de bunlar evet. Sence küp mü? Yok. Peki sana şunu sorayım. Şişirdiğin anda, bak burayı şişirdiğin anda burası biraz şöyle bombelenir yukarı çıkmaz mı? Bu da bombelenir. Bu da bombeli olur, bu da bombeli olur. O zaman sen kaç yüz görürsün? 1, 2, 3, 4, 5. Peki siyahın karşısında hala kim vardır yalnız? Beyaz. Beyaz. O zaman siyah buradaysa biraz beyazı burada görürsün. Ha, anladım. Siyah buradaysa beyazı burada görürsün. Siyah buradaysa beyazı göremezsin. 600'den 5'i görünüyorsa bir tanesi arkaya kalacaktır şuraya. Kabul? Zor bir soruymuş, evet. Güzel. Şimdi gelelim en sevdiğime. Aleh sınav sorusu. Ben bayılmıştım bu soruya. Bu permütasyon sorusu ama çok 10 numara soru bak. Yüzleri birbirinden farklı renklerle boyanmış bir küpün açılımı verilmiş. Bu küpün yüzleri 1'den 6'ya kadar olan rakamlar birer kez kullanarak her bir yüzdeki sayı ile o yüzdeye ait ayrı komşu olmayan yüzdeki sayının toplamı 7 olacak biçimde numaralanacaktır. Türkçe meal ediyor ki bir tavla zarını açacağız diyor. Peki nasıl açarız biz bunu şimdi? Mesela sarı renge 1 verseniz bana neyin nereye geleceğini anlatabilir misiniz? Maviye 6 gelir. Yeşile mesela 4 verseniz mesela. Pembe 3 olur. Yani birini anlayınca öbürünü anlıyor muyuz? Evet. Yani evet. Çiftlerin bir tanesi nereye gelirse öbürünün mecbur onun karşısına gelmesi gerektiğini farkındayız değil mi? Hı-hı. Peki buraya 2 gelirse buraya ne gelir? 5. Peki bir soru soracağım. 2 buraya gelmek zorunda mı? Şuraya gelemez miydi?
Gelirdi. Yani 2 ile 5 kendi aralarında ne yapabilirler? Yer değiştirebilirler. Peki o zaman bak şimdi tertemiz çözüm yapıyorum. Başlıyorum. Bizim elimizde kaç renk var? 6. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, pembe, gri var mı? Peki bizim elimizde kaç sayı var? 6. 7 mi? Pardon. Bize gelişim olur mu hocam? Pardon. Üzgün hocam olurum. Peki pazarlık yapacağım. Soruyorum. Bu sarıya ne koyabilirim? 6 tane. 6 sayıdan herhangi birini koyabilir miyim? Bak 6 sayısı değil. 6 rakamdan herhangi birini koyabilir miyim? Evet. O zaman sarıya herhangi bir rakam yerleştirdiğim anda mavi der ki ben belliyim. 5 tane. Sayı gelir. Tek bir sayı gelir. Tek bir tane. Ha. Mesela sen buraya 2 rakamını koyduğun anda burası ne olur? 5. 5 olur. Değiştiremezsin. Yani sarı 6 tane yüzden birini görürse mavi kesin onun ekürüsünü görür. Evet. Evet. Yani mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarıya sallıyorum 4'ü koyarsanız mavi kesin 3'tür. Seçeneği yoktur. Peki kaç tane gitti şu anda? Kaç rengi İki. Kullandım? 2 sayıyı kullandım. Evet. Kaç tane sayı kaldı elimde? 4. Peki kırmızıya ne yerleştirdim? 4. 4 sayıdan 1'ini mesela. Kalan 4 sayıdan mesela şu 3 ile 4'ü buraya yerleştirdim, hayal ettim şu anda. Evet. Kırmızıya kalan 4 sayıdan 1'ini yerleştirdiğim anda kırmızının karşısındaki gri ne der? Griye bir. Seçeneği. Mesela kırmızıya bir yerleştirirseniz griye 6 yerleştirmek zorundasınız. Bak zorundasınız. Seçeneğiniz yok. Peki ne kaldı elime? 3. Şuraya bakın elime ne kaldı? 3 tane sayı kaldı. 3 tane kalır mı canım? Allah Allah. 4'ünü yerleştirici 3 sayı mı kalır? 1'e 1 kalacak hocam. Bir 2 kaldı, bir 5 kaldı. Peki yeşile ne yerleştirebilirim? İki sayıdan birini yerleştirebiliriz. Çok güzel. O zaman pembe der ki son sayıyı bana verin. Mesela buna 2 veriyorsam bana ne kaldı? 5. Peki permütasyon der ki tüm durumların çarpımı size sonucu verir. Yani 6 çarpı 4 çarpı 2 eşittir 48. Anlamadım Özgür Hocam. Çok uzaktan konuştum. Niye pembeye 1 yazdınız? Aha, niye? Aha. Bir tane sayı olduğunu göstermek için. Onu yanlış yazmış olabilirim. 2'nin yanına şurada 5 olacak. Yani bak bir özet geçiyorum. Sarıya 6 sayıdan birini yerleştirirsem mavi zaten kapanır. Kırmızıya kalan 4 sayıdan birini yerleştirsem kırmızı kapanırsa gri de kapanır. Yeşile kalan 2 sayıdan birini yerleştirirsem hem de en son kalan sayıya muhtaçtır. Çarpım 48. Çok bomba bir soru bu. Çok güzel bir soru. Peki bir soru soracağım. Niye kutuların farklı renkli olduğunu düşünen var mı? Ben söyleyeyim. Hepsi beyaz olsaydı böyle bir şeyin imkanı yok. Hepsi beyaz olsa görüntü hep aynı olur. Kafanız karışır. Bu kadar çok görüntü çıkaramazsınız. Tamam? Hı-hı. Güzel. Gelelim son ALES'lerden bir tanesine. Lütfen soruyu bir okuyun. Beraberce bir tartışalım. Çünkü bunun en güzel en şey sorusunu sonda sormuşlar. Bir küpte özür dilerim. Ortak ayrıtı olmayan yüzlere karşıt yüzler denir diyor. Doğru mu? Evet. Mesela yeşil arkadakiyle hangi renk olduğunu bilmiyorum. Karşılıklı ortak bir kenarları yok. Şu kenar mesela ortak olan gri ile. Diyor ki aşağıdaki yüzleri birbirinden farklı renklerde boyanmış bir küpün iki farklı görünümü verilmiş. Bakın o zaman şöyle görünüyor. Burada ne görünüyor? Mavi, kırmızı, sarı. Mavi, kırmızı, sarı. Burada ne görünüyor? Burada yeşil, mor. O zaman mavinin ekürisi bu üçünden biridir. Kırmızının ekürisi bu üçünden biridir. Sarının ekürisi bu üçünden biridir. Çünkü görünen üçlünün arkasında görünmeyen üçlü vardır. Kesinlikle. Doğru mu? Hı-hı. Şimdi ben size bir açılım göstereceğim. Bir oradan hayal etmeye çalışın. Şöyle açıyorum. Şöyle açıyorum. Siz bana yardımcı olun. Bakın ilk olanı yerleştiriyorum. Mavi, kırmızı, sarı mı bu? Şöyle yapsam kabul eder misiniz? Mavi, sarı, kırmızı. Olur mu? Oldu. Evet. Olur değil mi görüntü? Hı-hı. Şimdi ben bunu kafama göre yapmayacağım. Çünkü diyor ki aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur. Buna göre bakacağım. Yeşil ile mavi karşıt yüzlerdir diyor. Niye olsun ki? Her zaman değil. Niye olsun ki? Yani bak şimdi yeşil belki de kırmızının arkasıdır. Gösterelim, yani ispatlayalım. Şimdi mavi ile yeşilin karşıtlı olabilmesi için aralarında bir kare boşluk olması gerekir değil mi? Evet. Peki ben şunu şöyle açsam kabul eder misiniz? Hocam yalnız iki gibi duruyor ama. Göreceğiz. Şöyle yapabilir miyim?
Mesela gri. Şuraya yerleştirsem. Gri buraya yerleştirsem. Hı hı. Olur mu? Olur. Neden olmaz? Peki gri buradaysa mor buraya gelip. Yeşil de buraya gelebilir mi? Gelir. Yeşil kimin karşısındadır o zaman? Yeşil bence sarının karşısındadır. Aynen öyle. O zaman bu olmak zorunda değildir. Kabul mü? Hı hı. Kabul mü? Ama olabilir değil mi? Olabilir de her zaman doğru değil. Geçiyorum. Tamam. Bir yanlış. Pardon, bir yanlış değil, her zaman doğru değil. Peki iki ne diyor? Sarı ile gri karşıt yüzler ise. O zaman lütfen bak kendinize şöyle bir modeli çizin. Sarı ile gri karşıt yüzlerse. Bu şu demek değil midir? Bak şimdi sarıya bakıyorum. Sarı burası mı? Sarıyı ortaya alsam. Sarının solunda kim var? Kırmızı. Üstünde kim var? Mavi. Mavi. Ben şimdi şurayı vazgeçtim. Şunu siliyorum. Yani canımın istediği her yere koyabilirdim ya. Bunu şöyle açıyorum. Mesela. Sarının karşısına siz gri koyduğunuz anda. Bak sarı buradaysa gri burada olmak zorunda değil mi? Evet. Hı-hı. Peki griyi buraya koyup şunu yapabilir miyim? Örneğin gri'nin üstünde mor var. Sağında yeşil var. Diyebilir miyim? Evet. Peki bakalım oluyor mu? Kırmızı ile yeşil karşılıklı oluyor mu? Oldu hocam. Olabilir ama kesin değil. Kesin. Kesin değil mi? Kesin. Kesin. Yani bak şimdi, bak şimdi. Şimdi gri burada mı? Hı hı. Gri'nin üstünde kim var? Mor var. Peki yeşil morun neresinde? Gri'ye göre konuşuyoruz. Evet. Sağında. Bak morun sağında. Anlaşamadık. Bak bir daha gösteriyorum. Gri şurada mı? Ayrı bir yerde açayım. Şöyle bakın. Gri'yi şöyle aldığımı varsayın. Şöyle aldığımı varsayın. Gri buraya koyduğum zaman mor burası. Yeşil burası mı? Evet. Böyle değil mi? Bak böyle açarsam. Peki şöyle açarsam. Buradan bakarak konuşuyorum. Gri buraya koysam. Gri'nin bu tarafında üstüne mor koyabilir miyim? Şöyle çevirip yani. Evet. Peki gri burada, mor buradaysa yeşil bunların neresindedir? Solunda olması lazım. Solunda olur mu abi gri? Bak gri sana bakıyorsa. Bak gri sana bakıyorsa. Yeşil sence gri'nin sağ mıdır, solu mudur? Gri ve mora göre konuş. Gri ve mora göre konuş. Gri burada, mor buradaysa. Ha tamam, bir dakika. Sağında kalacak o zaman. Tabii ki. O zaman demek ki gri mor yeşil sağında kalır. O zaman mecburen kırmızı her zaman yeşil neresindedir? Sağındadır. Sağındadır. Aynen. Peki bunu da geçtim. Ama kolay bir soru olmadığını kabul ediyorum. Bak bu gitti. Bu okey. Peki 3 numara okey midir? Ben önce şunu bir açayım. Şöyle bir açayım. Şunu yazayım. Mavi, kırmızı, sarı. Doğru bir açılım mı? Doğru bir açılım. Peki bir görünümde sarı, yeşil, gri yüzler görünüyorsa diyor. Sarı, gri, yeşil yüzler görünüyorsa diyor. Sarı, yeşil, gri. Bunlar demek ki asla karşılıklı olamazlar. Hı hı. Doğru mu? Evet. Sarı, gri, yeşil yüzler görünüyorsa diyor. Bir saniye bir şey söyleyeyim mi? Daha basit. Bence cümleye göre gidelim. Şöyle bakın. Bir görünümde siz diyelim ki sarıyı, griyi, yeşili görüyorsanız. Öbür üçlüyü tamamlıyorum. Şöyle gösteriyorum. Bunu şöyle çiziyorum. Böyle çizdiğimi varsayın. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Normalde gri'nin sağında kim var? Mor var. Altında kim var? Yeşil var. Yeşil var. Peki siz o zaman gri burada, mor burada, yeşil buradaysa şuraya mor renk getirebilir misiniz? Gri, evet. Yeşil, mor. Evet. Olur mu? Evet. Peki şimdi sarı buradaysa kimler kaldı geriye? Kırmızı, mavi. Peki zaten hocam, şimdi sarının yanında kim var? Sarının karşısında şu an mor oldu, doğru. Doğru. Daha biz zaten direkt ispatlamışız ki. Aynen. Bakın şimdi. Siz gri ile yeşili buraya koyduğunuz anda sarı buradaysa mor buraya gelmiyor mu? Evet. Şu üçü mecburen şu görüntünün aynısı değil mi? Şu bakın. Evet, o şekilde. Sarıyı buraya koyunca mor mecburen nereye gelecek? Onun karşısına gelecek. Demek evet. Sorunun cevabı 2'ye 3. 3, aynen. Ama iyi soru mu? Gayet iyi soru yani.
Doğru bir soru yani. Tamamdır. Güzel. Artık geçelim son başlığımıza. Boyama. Bunun bir versiyonu. Burada biraz daha kolay sorular, biraz daha zor sorular görebilirsiniz. Soruyu bir önce herkes bir okusun. Yanda verilen 1x1x4'lük dikdörtgenler prizması birim küpleri ayrılacaktır diyor. Ne demek birim küpleri ayrılacak? Evet, 4 tane evet. Parça, her birini bir parça kesecekmişiz. Evet. Tam şuradaki parçalarda kesim bölgeleri. Biliyor musunuz? Bakın. Peki diyor ki, yalnız diyor küp bütün halinde iken kırmızı renk ile boyandıktan sonra birim küpler kesme işlemiyle ayrılmıştır diyor. Yani önce bir boyaya batırmışız, çıkarmışız, kuruduktan sonra kesmişiz. Kabul? Evet. Buna göre diyor ayrılan birim küplerin boyalı olan yüz sayısı toplamda kaçtır diyor. Yani kaç tane yüz boyalıdır diyor. Anladım. 18 hocam. Bir 18 geldi. Hadi bu zor bir soru değil hadi. 18 hocam, 18. Hocam 18. 18 daha geldi. Hocam evet. Üstü 6 tane ver. Onun ortak boyama olduğu için evet, 18. Şey yapıyoruz. Direkt şöyle göremez miyiz ya bakın? Direkt şöyle göremez miyiz? Şu boyalı mı değil mi? Boyalı. Peki bu boyalı, şu da boyalı değil mi? Bu da boyalı. Bu da boyalı. Siz onu düşünmenize gerek yok ki. Önde kaç tane boyalı? 4. 4. Sağda kaç tane boyalı? 4. Arkada 4. Solda 4. 4x4 kaç oldu? 16. Peki üst boyalı, alt boyalı. 2 daha kaç oldu? 18. Kabul. Peki kaç yüz boyasızdır deseydin? Bir küpün kaç yüzü var? Bir küpün. 3 tane boyasızdır hocam. Bir küpün kaç yüzü var? 6. Kaç tane küp var? 6 kere 4. 24 yüz var bence. 18'i boyalı olduğuna göre çıkarırsanız kaç boyasız olur? 6. Niye biliyor musun Özgür hocam? Sen burayı kesersen, şöyle kesersen, şu görünen taraf boyalı. Boştu. Çıkarırsan şu da boyasızdır, şu da boyasızdır. 2 tane çıkar. Sen 3 dedin ya. O kare sayılısının kesilen parçasıysa. Şurada 2 çıkar, burada 2 çıkar, burada 2 çıkar. Kaç olur? 6. Bak bu kolay soruydu. Bir uyanın, bir canlanın. Zoruna geliyoruz. Hazır mısınız? Buyurun bakalım. Hadi boyayın. Sabaha kadar boyayalım abi. Buyurun. Okuyorum. Yanda verilen 5x5x5'lik küp birim küpleri ayrılacaktır. Küp bütün halindeyken kırmızı renk ile boyandıktan sonra birim küpler kesme işlemiyle ayrılmıştır. A şıkkı. Ayrılan birim küplerin kaç tanesinin 3 yüzü de boyalıdır. Yani 3 tane tam yüzü boyalıdır. 3 yüzü boyalıdır. Gösteriyorum 3 yüzlü boyalı olan yeri. 8 mi hocam? Yok mu? Evet 8. Ki burası mı? Ki burası mı? Yani 3 yüzü birden boyalı olan şekil ahanda budur. Peki sizce bu tam küpün neresi? Köşesi hocam. Köşeleri. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Çok da detaylı düşünmeye gerek yok ki. Küpün üç köşesinin birden, üç kenarının birden boyalı olan yeri küpün köşesidir. Peki küpün kaç köşesi var? 8 tane. O zaman ben bunu şöyle genelleyebilir miyim? Bu 5x5x5 değil de 6x6x6 olsa da, 100x100x100 olsa da bu sorunun cevabı daima 8'dir. 8. Diyebilir miyim? Evet. Ne olursa olsun 3 yüzü boyalı küp sayısı daima 8'dir. Çünkü 8 köşesi var. Şimdi biraz daha işi ısındıralım. Ayrılan birim küplerin kaç tanesinin 2 yüzü boyalıdır? 24 mu? Vay. 24. Çok güzel. Yanlış. Ya doğru gibi geldi özür dilerim ya. Kaldırmak için söylemedim. 40 mı? 144 mu hocam? Hocam buradan sallasan 144 tane küp çıkmaz ki yani. 40 mı? 5x5x5 125 ya. 125 tane çıkar buradan. 40 değil. Neresinin 200'ü boyalıdır? Bir söyleyin. Ortadakiler mi hocam? Ortadaki 3 tane mi?
Şunun mu? Evet. Peki bu çekirde kaç tane küp var diye soruyor. Karşıda da var. 6, 9, 12. Öyle sayma hocam. Ben sana daha kolay söyleyeyim. Burası... Kere 4, 12. Burası küpün kenarı değil mi? Kaç evet. kenarı var küpün? 8 tane de 13 parçalı olacak o zaman. Abi öyle saymayın. Bir küpün kaç kenarı var? 12. 12 çarpı 3. Hocam 96 tane. 96. Siz sen orayı sayarken neleri saydığını anlamadın ki Özgür Hocam. Bak ben ne saydım, sen ne saydın? Senin nasıl 96 bulduğunu ben anlayamadım. Ben sadece üstü ve altı saymışım. Kenarları saymamışım. Bak şimdi neresi var? Ben şöyle hani spotlight'la ışıkla göstereyim. Şurada 3 tane var mı? Evet. 3 burada var mı? 6. Evet. 3 burada 9. 3 burada 12. 12 tamam. aşağıda var 24. 24. Bir burada var 3 tane 27. 30. 33, 36. Ya basit bir şey düşünsenize. Bu sayılan şu üçlüler her biri bir kenar üzerinde değil mi? Bence kenar çarpı 3'tür. Diyebilir miyim? Oldu mu bak şimdi? İtirazınız varsa ya şimdi konuşun ya sonsuz. Neyse. Var mı itirazınız? Geçiyorum. Daha güzeli geliyor. B şıkkı. Ayrılan birim küplerden kaç tanesinin sadece bir yüzü boyalıdır? Sadece bir yüzü. Hocam 36. Hadi gelin. Kıraç'ın bir şarkısı var. Olmadı gülüm. Dönmeyedi şansım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54. Doğru. 54 hocam. Gösteriyorum. Evet. Şu üçünü görüyor musunuz? Kaç tane var burada? 9. Peki bu 9 tane tam küpün neresi? Bence yüzeyi. Yüzeyi. Altı kaç yüzeyi. Yüzeyi var? 6 kere 9. 54. Doğru mu? Hı hı. Bakın şu üçlüyü görüyor musunuz? Bundan 1. Yanda 2, sağda 2. Yani şöyle sayayım. Önde, arkada, üstte, altta, sağda, solda. 6 yerde birden 9. Keşke birazcık uyanık olsanız bundan bir tane formül çıkarırsınız. Ben size baştan itibaren bir formül çıkarayım mı bak? Lütfen izleyin. Bak bu kıyadı size çekeceğim. A şıkkının cevabı ne olursa olsun 8'dir. Hem fikir miyiz? 300'ü boyalı hep 8'dir. 8 neyin küpü? 2'nin. Yani bana diyor ki şu ikisini at. Bu ikisi zaten 3 tane yüzü boyalıdır. Peki şimdi şurada kaç tane, şu sırada kaç küp görüyorsunuz? 5. 5. İkisini atarsanız ne kaldı? 3. Peki o zaman 5 şıkkına geliyorum. 5 şıkkının cevabı. Küpün kaç olduğunu hiçbir önemi yok. Yani en tane küpü ayrılsa ikisini atarsınız. Geriye kalan en eksi 2 tanesi şurası 2 boyalıdır. Peki burası küpün kenarı demedin mi? Küpün kaç kenarı vardı? Kaç ayrıtı vardı? 12. İki tanesini atar, 12 ile çarparsınız. Mesela bu 10, 10, 10 olsaydı 2 düş 8, 8 kere 12, 96 olur. Şununla şunu attınız da ortada kalanlar 2 boyalıdır çünkü. Geçiyorum. Bir boyalıları gösteriyorum. Bir boyalı. Tam şu göbek değil mi? Peki sizce burada hangi çekil oluştu? Kırmızıyla çizdiğim yer. 3'e 3 bir kare. Bir daha söyle. 3'e 3 bir kare. Peki bunun ana şekli kaça kaç kare şurası? 5'e 5. Peki 2 tane düşmüş olmuyor musun 5'ten 3'e? O zaman ben bu sorunun cevabını bir birim kare olduğu zaman şöyle versem kabul eder misiniz? 6 yüzey çarpı 2 eksiğinin karesi. Haydi bakalım. Zor oldu galiba. Geçelim. En güzel soruya gelelim. Diyor ki D şıkkı. Ayrılan birim küplerden kaç tanesinin hiçbir yüzü boyalı değildir diyor. Hocam. Evet. Burada 125 tane küp var değil mi? İşte ben de sana onu anlatıyorum. Sen cevabı nasıl 144 bulabilirim ben onu anlamadım az önce. 125 tane küp var. Çok güzel. Ben nereye geleceğini 24... anladım Özgür Hocam. Hocam. 3 köşesi olan 24 tane,
36, 54, 11 tane boyasız şey var. Özür dilerim, bugün bir hesaplarda bir hata var. 300'ü boyalı olan 8 tane değil miydi? 308, tamam pardon hocam, 8 tane doğru. 300'ü boyalı olan 8 tane miydi? 200'ü boyalı evet. Olan 36 tane miydi? 54, 100, 125'e çıkaracağız bunu. 27 veren doğru verdi. Peki, geldim buraya, 36. Peki, bir yüzü boyalı olan toplam 54 tane değil miydi? Toplarsanız kaç oldu? 54. 90, 98 mi oldu? Peki burada toplam 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 tane küp var mı? Çıkarın 98'i. Kaç yaptı? 27. Peki 27 bir sayı olarak size niye çağrıştırıyor? Çünkü. Niye 3 küp oldu? İçeride bir küp var. Tabii ki ya. Ya siz şöyle düşünsenize. Dünyanın ortasında ne var? Mağma tabakası var değil mi? Dünya küre şeklinde olsaydı o mağma da küre şeklinde olurdu. Peki bir şey göstereceğim. Bizim boyasız küplerimiz neresidir sizce? Elmanın dışı kırmızıysa içi ne renktir? Beyaz. Peki ben şunu iddia edebilir miyim? Şu gördüğünüz üç parçanın arkasındaki bulunan küp bence boyasızdır. Boyaz. O da üçün küpü. 27 işte. Doğru mu? Yani orayı önden çekin çıkarın. Arkasında kalan 3 çarpı 3 küp olması lazım. Şimdi sorumu çok da güzel yenileyebilirim. Bu 5 çarpı 5 çarpı 5'ti ya, aynı olay 6 birim küpte olsaydı nasıl olurdu? Hemen size cevap veriyorum. 2 düşün. 4. 4'ün küpü 20, 64. Niye 2 düştüğümü bence anlayamadınız. Bütün problem orada. Hayır, 2 yüzeyi olduğu için bir öndeki yüzeyi bir arkadaki yüzeyi. Üstten bir alttan çıkardığım için. Değil evet. Mi? Her birinden 2 düşüyorsunuz o zaman. Peki ben size formülleri çıkarıyorum. Bak bir hamlede çıkarıyorum. Hazır mısınız? 300'ü boyalı 8'dir. 200'ü boyalı kenar sayısı çarpı 2 eksi 1. 100'ü boyalı yüzey sayısı çarpı n eksi 2'nin karesidir. 0'ü boyalı n eksi 2'nin küpüdür. Bunları toplarsanız zaten en küpün açılımı olur. Bir daha söylüyorum. 300'ü boyalı 8'dir. 200'ü boyalı kenar çarpı 2 eksidir. 100'ü boyalı yüzey çarpı 2 eksinin karesidir. Tam ortada bir kare çıkardığı için. 0'ü boyalı 2 eksinin küpüdür. Çünkü göbekte bir tane küp oluşturduğu için. Ve bunu asla değiştiremezsiniz. Net formüldür. Tamamdır. Yoracağım, yoracağım. Öyle yok. Öğrenmek öyle kolay değil. Yıllarımı ver. Geçiyorum. Şimdi gelelim bir ALES sorusuna. Çok da güzel, çok da tatlı, minnoş bir soru. Şimdi lütfen soruya iyi bakın. Bu güzel bir soru. Lütfen bakın. Diyor ki, her bir yüzü ayrı renk olan birim küplerden oluşan dört cisim aşağıda birimdir. Abi soruyu yazan çok güzel düşünmüş. Bana diyor ki, bunları birleştirirseniz diyor, burada kaç tane birim küp var? 8. Burada kaç tane birim küp var? 8. Peki bu 8 tane birim küpten nasıl bir şekilde oluşturabilirsiniz? Özür dilerim, bir sileceğim bunu. Rengimi siyah yapayım, daha net görünür. Bence şöyle bir birim küp oluşturursun. Şöyle mi olur bakın? Şimdi bana aşağıda bu küpün iki farklı yüz görünümü verilmiştir diyor. Bakın şunları görüyor musunuz şunları? Peki ben bu küpü şöyle mi oluşturacağım? 8 tane olması için. Doğru mudur bakın şöyle. Varsayalım ki bu verilenler biri önü göstersin, biri önü göstersin, biri sağa göstersin. Peki boyamaya başlıyorum. Hazır mısınız? Burada ne renkler görünüyor? Şurada. Şurada ne renk görüyorsunuz şurayı? Sarı. Sarılı şöyle alabilir miyim? Yeşil değil bu. Sarı tabii ki. Şöyle alabilir miyim? Peki burayı böyle alırsam şurayı da sarı alabilir miyim? Şu kısmında. Şurayı da sarı alabilir miyim? Olur mu? Evet. Peki sarıyı böyle alırsam. Şimdi gri görüyor musunuz? Gri nerede? Şu görüntüye göre. Sarının solunda. Solda. O zaman gri şuradadır diyebilir miyim?
Gri ring elimde var mı? Onu siyahla göstereceğim. Kusura bakmayın. Şurası. Bilmesi ne kadar zor burada ya. Şöyle siyahtır diyebilir miyim? Şöyle bakın. Buradan şurası da siyahtır diyebilir miyim? Hı-hı. Tamam. Peki burada ne görüyorsunuz? Hı-hı. Peki mavinin mavi. Bir bloğuna bakar mısınız? Mavi nasıl görünüyor? Mavi 3 sıra görünüyor. Abi, görünüyor musunuz? Ne olacak yani? Bence burası mavi ise şurası. Şurası mavi ise. Görüyor musunuz şurayı? Mavi başka neresi olabilir? Karnım. Bence şurası da mavi. Orası mavidir. Bence şurası da mavidir. Bilebilir miyim? Şöyle bakın. Şöyle arkada üçlü olacak. Kabul mü? Kabul. Peki. Ne kaldı hiç yapmadın? Kırmızı siyahın arkasında. Peki tamam. Kırmızı da şurasıdır diyebilir miyim? Koyarak göstereyim ben bunu. Şöyle. Kırmızı da şurasıdır diyebilir miyim? Olur mu? Evet. Tamam. Şimdi sanki küpü çizdik gibi geldi bana. Peki. Soru şu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu küpün %'nin görünümlerinden biri değildir? Şimdi bu nasıl görünüyor? Kırmızı, siyah, mavi, mavi. Bence şu sol taraftır. Öyle mi? Bir düşünün bakalım. Öyle hocam, evet. Orada bakın, aşağıda kırmızı, mavi iki birim var. Siyah, mavi, mavi. Bence bu okeydir. Peki, bol olur mu? Kırmızı, kırmızı, siyah, sarı. O da şurası değil midir? Evet. Peki, Deyhan olur mu? Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi. Tam bunun en arkası. Kırmızı, kırmızı, altında mavi, mavi değil midir? Evet. Şimdi Denizli mi, Edirne mi? Edirne'ye bakalım. Mavi, 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 sarı diyor. Bu da en alt değil midir? Mavi, 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 sarı. Denizli olmaz diyor. Denizli olur mu? Düşünelim bakalım. Mavi, mavi, gri, sarı diyor. Bir kere iki tane mavi gördüğünüz yer şu taraftır. Gri görürsünüz evet. Ama yanında kırmızı görürsünüz. Yani cevap Denizli olmaz. Kabul. De geçiyorum. Değil mi? Ben D'yi de sanki görebiliyormuşuz. Nerede yani. Görüyorsun? En başta. Yani. Bana bakan. Evet. Olur mu? İki sarı, bir mavi, bir siyah. Bu iki mavi. Bu iki sarı. Ha. Tamam. Arka yüzde olmuyor. Olmuyor ki. Zaten bir küpün 6 tane yüzü var. İkisi bunlarsa kalan 4'ü çıklar dolu bir tanesinin olmaması gerekir. Tamam. Geçiyorum. Buyurun bakalım. Daha böyle kolay bir soruya gelelim. Hadi bakalım. Biraz işi kolaylaştıralım. Şimdi bu sefer iş biraz küpten daha çok biraz sayısal bir oyun. Köşelerinde 8 tane hücre bulunan şekildeki küpün her hücresine -1, 0, 1 sayıları aşağıdaki kurala göre yerleştiriliyor. Her hücredeki sayı kendisine ayrıt ile komşu olan hücrelerdeki sayıların toplamına eşittir diyor. Örneğin bakın diyor ki H E'nin, G'nin, D'nin toplamıdır diyor. Şöyle gösteriyorum. Şu H kimlerin toplamıymış? Kendisine bağlı olan 3 tane parçanın toplamıymış. Buna göre E ile H'ın toplamı kaçtır diyor. Unutmayın burada hangi rakamları kullanacağız sadece? Hangi sayıları? -1, 0, 1. Mesela şuna bakın. Şu 1'i görüyor musunuz? Bu 1 kimlerin toplamı mı? 1, -1. Buraya bence 1 geldi. 1, -1 daha 0, 1 eklerseniz 1. Kabul ediyor musunuz? Peki tamam. Burayı buldum 1. Burayı buldum 1. Burayı buldum 1. Unutmayın bak. Ne kullanacağım? -1, 0, 1. Var mı yakalayacağınız başka bir şey? Bir. Arkadaki biri. Değil mi? Yok. Onun yanında. Burası 1. Burası 1. Burası 1. Burası -1. Hadi ben hala düşünüyorum. Şu ne olabilir? -1 değil mi hocam o? Niye -1? Şimdi -1 koysan. Evet. Bence o mümkün sağ değil. Tarafta... Yani mümkün değil. Buraya -1 olursa. Bak şimdi bu nereye bağlı? 1'e. Bu nereye bağlı? 1'e. 1 ile 1'i toplamak tamam. Kaç olur? Tamam benden -1 ile 1 birbirini götürüyor. Diğeri 1 işte. Ama bak bu çevresindeki 3 tanenin toplamı. 1 ile 1'i topla 2.
Değil mi? Bu kendisinin hesabı. Buranın eksi bir çıkması o zaman mümkün değildir ki. Tamam ben onu bak bir daha söylüyorum. Bak siliyorum. Bu bir mi? Bu eksi bir mi? Bir ile eksi biri topla. Sıfır. Sıfır. Buranın elde edilebilmesi için buranın kaç olması gerekir? Bir. Peki şunu hesaplayacağım. Şimdi bu. Şuna bağlı, şuna bağlı. Bir ile biri topla. İki. Cevabın bir şekilde ya eksi bir ya sıfır ya bir çıkacağını düşünüyorsan bence H kesin eksi birdir. Evet. Eksi bir, bir daha bir şey sıfır, bir daha bir. Peki burası bir çıktı şimdi. Arkadaşlar bir tanenizin şeyi burası eksi bir oldu. H eksi bir. Peki düşünelim. Şimdi E ne olabilir? Bak şimdi E kime bağlı? H ile eksi bire bağlı. Eksi bir, eksi bir daha. Eksi iki. Bir eklerseniz eksi bir, eksi bir daha. Eksi iki. Bir ekleyin. E'de eksi bir. Bunların toplamı nedir? Eksi iki. Değişik bir soru. Şimdi önce nereden başladık? Şöyle başlıyorum. Bu eksi bir, bu sıfır, bu sıfırsa şu sıfırı gören üç tane hanenin toplamı sıfır olacağı için eksi bir, sıfır buraya bir gelmiyor. Şimdi şuraya geldim. Ben hangisini yazmıştım ilk önce? Şuradaki eksi bire göre. Buraya varsayalım ki sıfır verelim. Bu eksi bir, bu sıfır, bu birse buraya ne gelmelidir? Sıfır. Sıfır gelmelidir. Değil mi? Eksi bir artı bir sıfır sıfır. Peki bu sıfır. Şimdi şuraya girelim. Şu eksi bir için sıfır sıfır demek ki burası eksi bir olmalıdır. Peki eksi bir sıfır sıfır. Bu üçünün şu üçünün toplamının sıfır olabilmesi için C ne olmalıdır? Bir olmalıdır. C artı G toplam o zaman kaçtır? Birdir. Birdir. Kabul? Aynen. Bu olmamız hep farklıymış. Geçtim. Peki buyurun. Bir alttaki soru. A ile B'nin toplamı kaçtır? Bir kere şu çok belli. Hadi ben zor olanı halledeyim. Şurası eksi bir. Eksi bir. Sıfır sıfır. Eksi bir. Aynen. Şurası eksi bir ise... Hocam en sol taraf sıfır. Şu mu? Yoksa pardon, şu yok. Mu? Ben orası için konuştum ama ya altta var. Altta da sıfır oldum. Garip bir şey oluyor o zaman. Bak hadi diyeyim ya. İki şansım var ya. Şuraya bir verdi bir düşün. Eksi bir sıfır bir. Toplam burası sıfır mı olur? Evet. İki şansım var sonuçta onun üzerinden. Peki bu bir ise başka neyi yakalayabilir? Hocam sıfır, bir, B gelmiş. Oradan bir şey gelmez. Yok. Şuradan yakalayabilirim. Sıfır, eksi bir, sıfır. O zaman burası 1'dir. Neden? 0 eksi 1. Buranın 0 çıkması için buranın 1 olması gerekir. Doğru. Çizgiye göre konuşun bakın. 0 ile eksi 1'in toplamı eksi 1. Bura 1 olmalı ki toplam 0 olsun. Hocam o zaman şey oluyor değil mi? Yok doğru oluyor pardon. Peki bu 0. Eksi 1, 1. Demek ki burası 0'dır. Demek evet. Ki A 1'dir, B de 1'dir. Toplamda kaçtır? 2. Hayırlı olsun. Güzel sorular. Çok güzel bir soru. Geçtim. Durdum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bunları tekrar tekrar izleyin bak. Seyirci kasmak için söylemiyorum. Bunları iyi anlayın. Sınavlarda en fazla sorulan biçimler bunlar. Tamamdır? Tamamdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.